A-Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yusuf Kenan Çalık ve Ogün Şahinoğlu stüdyoda konuklarım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar. Hepimize iyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. Bir selam getirdim bu arada. Ne getirdin? Havalimanındaydım. Bugün Trabzon'dan dönüyordum. İki hanımefendi geldi yanıma. İsimlerini almayı unuttum bu arada. Özür diliyorum. İzliyorlarsa yazabilirler. Son sayfa müdavimiydi. Gerçekten evet. Hanımefendi bu. Evet. Aa. Hatta yani yaşları benden de büyük. Çocuklarının birinin çocuğu Beşiktaşlı, diğerinin Galatasaraylı. Sana selam ilettiler. Emre Kaplan'ı da ilettiler bu arada. Emre'yi görürsem söyleyecektim. Buradan söylemiş olayım. Neyse şimdi Emre'yi boşver diyormuşum. Yani ya çok abi. Mutlu oldum. Ablamızın gerçekten. Bir tanesi Galatasaraylı, biri Beşiktaş'tı. Sana da çok selam ilettiler bu arada. Son sayfa müdavimi olduklarını söylediler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgi. Eğer izliyorsanız sevgiler, öpücükler. Senin yayına bu akşam çıkacağını biliyorlar mıydı? Yok, onu konuşmadık. Tüh, belki bilseler direkt açarlardı selamları geliyor diye. Bu Rizelilermiş bu arada. Hani, o zaman Rize'ye de selam gönderelim. Kimden bahsettiğimi anlamaları için direkt işte detaya giriyorum. Böyle izliyorlarsa tekrar bu gece de yazabilirler. Evet, yazın bize son sayfa etiketine. Biz de size selam gönderiyoruz. Şimdiden mutlu oldum böyle güzel. Hem de hanımefendi izleyiciler daha çok mutlu ediyor beni. Ben de aynı şekilde, hatta ilk şöyle söyledim. Normalde hep böyle taraftarlarla, izleyicilerle sohbet ederiz tabii ki. Ama... kadın taraftar çok az gelir. Yani hep erkek taraftar denk geliyor. Bir yani Ayşe Hanım var. Genelde daha fanatik oluyorlardı. Nevşehir'den. Bana hediye de göndermişti. Tekrar ona sevgiler. O çok mesaj atıyor. Hep Twitter'da, artık Twitter X diyelim. Hep bize oradan yorumlar yazıyor. Onun dışında böyle çok nadir. İşte Zeynep Hanım'ımız var. İzmit'ten, Kocaeli'nden hep yazan. Ama çok nadirler. O yüzden onlar bizi daha mutlu ediyor. Selamlar, sevgiler. Bütün hanımefendi izleyicilerimize daha çok izlenmeyi hedefliyoruz, umuyoruz. Peki... şimdi maçlarla başlayacağım tabii ki, eminim hep ikinizin de çok söyleyeceği şey vardır. İzleyicilerimizin soracağı ve söyleyeceği çok şey vardır. Öyle tahmin ediyorum ama peki nasıl bir hafta geçirdik? Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, milli ara sonrası dop dolu bir hafta, bol gollü maçlar. Gelin bir haftanın sonuçlarına şöyle bir bakalım. Evet, ekrana geldi. TÜMOSAN Konyaspor Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Mondeom Kayserispor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Galatasaray 4, Yılport Samsunspor 2, Yukatel Adana Demirspor 3, Pendikspor 0, Fenerbahçe 3, Biteksen Antalyaspor 2, İstanbulspor 0, Rams Başakşehir 2, Korendon Alanyaspor 3, Kasımpaşa 3. Trabzonspor 3, Beşiktaş 0, Bavakars Fatih Karagümrük 0, Atakaş Hatayspor 0, EMS Yapı Sivasspor 1, MK Ankara Gücü 3, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın sonuçları bu şekildeydi. Evet, şöyle bir sonuçlara baktık. Şimdi Fenerbahçe ile başlayacağım. Ciddi bir seri yakaladı. Konuşmamız lazım. Yine galibiyetle kapattı 5. haftayı da Fenerbahçe. Önce haberimizi izleyelim, sonra konuşacağız. Evet, Fenerbahçe için Antalyaspor maçında konuşalım. Bireysel performansları da tabii ki konuşacağız, değerlendireceğiz. Siz de son sayfa etiketine yazın yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi. Ben Yusuf Kenan Çalık'la bir başlayayım. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi bu hafta? Oyun olarak iyi bulmadım, onu söyleyeyim öncelikle. Seri epey güzel. Epey bir zorlandılar Antalyaspor karşısında. Ankara Gücü maçının bir benzeriydi. Ankara Gücü maçının ilk 45 dakikası da böyle geçti ve yani geçtiğimiz günlerde anlatmaya çalışmıştım. Belirgin bir oyun sıkıntısı var Fenerbahçe'nin ve bu oyun sıkıntısı üzerine de rakiplerinin gitmesi çok doğal. Yani Antalyaspor iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin özellikle ilk devrede çok fazla sağlıklı bir şekilde rakipleri sahaya geçmesine izin vermedi. Yani bu baskı, top kayıpları, üst üste Antalyaspor atakları daha farklı bir skor da getirebilirdi. O biraz hem beceriksizlik hem son tercihlerdeki hatalar nedeniyle olmadı. Ama sonrasında ikinci devrede biraz daha, özellikle Ceko'nun da daha fazla orta sahaya gelmesiyle Fenerbahçe bir tık daha nefes almayı başardı. Ama ciddi sorun var yani. İkinci bölge yerleşiminde sorun var. Takımın boyuyla ilgili sıkıntı söz konusu ki bunu stat'tan izleyenler daha net söylüyorlar. Televizyon başında bazen göremiyoruz net bir şekilde ama evet, stat'tan izleyenler daha fazla söyleyebiliyorlar. Stoper ikilisi, şimdi evet yabancı kaleci oynatmanın avantajı da var, dezavantajı da var. Böylece yerli oynatmak zorunda da kalıyorsun. Serdar'ı oynatacağım diye ki Serdar sol stoperde performansı çok düşüyor. Bekao'yu sol stopere çekiyorsun. Oysa ki Bekao sağ stoper ve onun da performansı solda biraz daha düşündürücü. Böylelikle dağılıyor aslında. Evet, Serdar'ı beğenenler gördüm, olabilir. Bu hani herkesin kendine has kriterleri vardır. Ama bence yenilen Buksa'nın orta sahadan gelip 3 kişinin arasından geçtiği pozisyonda net faul yapabilirdi. Dokunmamayı tercih etti. Bence net faul yapabilirdi orada. Hadi diyelim ki direkt hata olmasa da çizgiden kendisinin çıkarttığı topta çizgiye doğru koşmasa aslında vuran oyuncu yine Buksa galiba. Offside'da. Bu bir stoper için ciddi bir hata. Benim açımdan başkası farklı değerlendirebilir. Ben çok beğenmedim Serdar'ı. Ferdi'yi kendi standardının altında buldum. Freddy kendi standardının altında buldum. Maçın adamları Ceko ve İrfancan Kahveci'ydi. Evet. Diğer tarafta da Şariç de Buksa'ydı. Çok iyi oynadılar gerçekten ikisi de. Özellikle Şariç orta sahada istediği gibi hareket etti. İstediği her şeyi yapabildi. Fenerbahçe'nin orta saha kurgusuyla ilgili, daha doğrusu takımı oynatma şekliyle ilgili benim ufak tefek sorguladığım şeyler var. Şimdi bu oyuncu grubuyla geçen sezonun futbolunu oynamak mümkün değil. Yani gerçekçi olmaz. Çünkü fiziksel olarak buna katlanma ihtimalleri hiç yok. Yani Ceko'nun da Tadic'in de verimi, ki Tadic'in hani böyle oynata oynata veriminin düşeceğini tahmin ediyorum. Verimleri düşer. Orta sahada yerleşim ve paylaşım hataları vardı. Yani Fred kendi standardının çok altında bir oyun sergiledi bu mücadelede. Ama o kadar farklı noktalarda hatalar var ki Fenerbahçe savunmasında, hücum savunma geçişlerinde. Fred'in de çok yapabileceği pek bir şey yok. Öncelikle İsmail Hoca'nın bence nacizane önerim biraz daha takım boyuyla ilgili bir şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Orta saha içerisinde o kadar alan kalıyor ki, ya Fenerbahçe, şöyle bir örnek vereyim. Rakip yarı sahada taç atışının esnasında, ki duran top, o yüzden saha içi yerleşimi daha kolay olan bir pozisyon olduğu için bu örneği veriyorum. Taç atışında 2 topta kendi kalesinde gol pozisyonu verdi. Bu anormal bir savunma şekli. Yani normal bir savunma şekli değil. Şimdi her seferinde söylediğim gibi galibiyet elde edilen haftalarda, gecelerde bu tür yorumları yapmayı tercih ederim. Çünkü bunlar uzun vadede yaşanacak şeyler. Zayt's 6 numara değil, olmayacak. Bunu herhalde hepimiz gördük. İsmail Hoca da görmüştür. Bu tür 6 numara denemelerinin de çok tutma ihtimali yok Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe 6 numara ararken de işte Jorginho ismi geçti ya da benzer Andre Gomez tarzında bir oyuncu geçti. Evet, belki topu çıkartma meselesinde Thiago gibi yine aynı şekilde. Topu çıkartma meselesinde çok kaliteli isimler olsalar da savunma meselesinde ciddi zaaflar söz konusu oluyor. Fenerbahçe 4-2-3-1 ya da işte 4-3-3 gibi görünen ama fiilen 4-4-2 oynayan bir takım. Szymański çok sık Ceko'nun yanında ikinci forvet olarak görüyoruz. Orta sahaya bağlantı yapmaya gelmeyince ne Szymański ne de Ceko, Fenerbahçe o zaman topu rakip yarı sahaya yerleştiremiyor. Şimdi İsmail Hoca'nın temel tercihi rakip yarı sahaya yerleşmek. O da biliyor ki bu oyuncu grubuyla sürekli geçişleri yapmak çok mümkün olmayacak. Nitekim Ankaragücü maçı da, bu maçta, Samsunspor maçının belirli bir bölümü de bunu net bir şekilde gösterdi. Ancak oraya yerleşmek için de bir çözüm üretmesi gerekiyor. Ya uzun oynayacak, ikinci düşen topları toplayacak. Bunu da yapmak mümkün değil. Savunma çok geride. Savunma çok geride olduğu için orta alandaki oyuncuların öne doğru gitmelerine imkan kalmıyor. Giderlerse o perde aşılınca savunma birebir kalıyor. Ben Fenerbahçe'nin takım savunmasıyla ilgili ciddi tekrar farklı noktalara gidilmesi, tekrar farklı noktaların denenmesi taraftarıyım. Ama bu oyuncu bazlı bir sorun değil maalesef. Evet, yani transfer bazlı söylemiyorsun bunu. Oyun tarzı olarak söylüyorsun aslında, ama ne olursa olsun kadroda birazcık etkiliyor. Kadro biraz etkiliyor, evet. Yabancı ama şimdi, oyuncu, 6 numara vesaire, evet, ama temeldeki etkisi var. Temelde senin 6 numara diye oynattığın oyuncu İsmail Yüksek. İsmail Yüksek geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gördü bir pozisyonda. Evet. Ne yaptı? Mert Hakan geriye doğru oynadı. İsmail Yüksek basit oynayacağı yere oynamadı. Topu çekti. Biraz daha komplike bir iş denedi. Kaybetti, düştü, eliyle dokundu. İkinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu maçta Mia Zajc aynı şekilde, neredeyse aynı noktada gitti. Faul var yok tartışması var. Bu sezon söyledim, hiçbir şekilde hakemle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim herhangi bir karşılaşmada. Ancak aynı noktada top kaybı yaşadım ve bu Fenerbahçe bunu maalesef sık sık yaşayacak. Yani daha güçlü rakiplere karşı da yaşayacak. Hücum anlamında ne kadar etkileyici işler yapılıyorsa Fenerbahçe'de, takım savunması anlamında da o kadar endişe verici notlar var. Evet. Fenerbahçe'nin bu konuda ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı var. Hoca muhtemelen görüyordur. Ama hani Bekao ile Ceko arasında 70 metre olan bir takım halinde oynamaya devam ederse Fenerbahçe, bir, elindeki en büyük koz olan Tadić'ten neredeyse hiç verim alamaz. Çünkü Tadić'i sürekli orta sahaya, orta çizgiye, hatta kendi yarı sahasına getirip top almaya zorluyorsunuz. Yine ona rağmen iyi işler yapıyor. Bak, ona rağmen 3. bölgede topla buluşturman gereken oyuncuyu sen 2. bölge, hatta kendi yarı sahanın ilk metrelerinde topla buluşur. Ona rağmen iyi iş yapıyor. Fenerbahçe'nin oynama şekliyle ilgili, oyun tercihleriyle ilgili bazı şeylerin düzelmesi lazım. Uyarı, Ankaragücü maçı uyarıydı. Bu maç da uyarı. Biraz çanlar çalıyor diyorsun. Peki. Yani 10'da 10. Evet, belki çok kızacak Fenerbahçe taraftarı şöyle konuştuğum ama ona rağmen kazanıldıktan sonra bunları söylemen yapıcı abi, kesinlikle. Ona rağmen bunları yapmazsa Fenerbahçe sezonu hayal kırıklığıyla bitirir. Bir de hataya yer yok mottosuyla aslında Fenerbahçe her sezonu açıyor ve bu sezon en fazla buna yaklaştığı hazırlığı yaptı sezon için. O açıdan önemli. O gün sen ne söyleyeceksin? Şöyle bir şey var. Bunu bugün konuşmamız daha kıymetli. Çünkü yarın öbür gün konuştuğumuzda biz de tepki alabiliriz. Neden? Şöyle geliyor. O gün övüyordunuz. Uçuyordu, kaçıyordu, övüyordunuz. Yenilince mi bunlar ortaya çıktı? Şimdi bunu kazanırken söyleyelim de not düşülsün en azından. Evet. İrfan Can Kahveci maç boyunca 15 ikili mücadeleye girdi. 10'unu kazandı. Orta sahada geriye kalan dörtlüde Szymanski, Tadić, Fred, Mia Zajc 23 ikili mücadeleye girdi. 8'ini kazandı. Yani takım savunmasından bahsettik. Evet. Önce. Oradaki zafiyetten. 5 orta sahanın, ki biri aslında yedek kulübesiyle başlıyor. Cengiz'in sakatlığıyla öne giriyor. 15 ikili mücadeleye giriyor İrfan Can. En iyisi de oydu. 10'unu kazanıyor. 5'te 5 hava topu başarısı. Geriye kalan 4 orta saha oyuncusunun toplamı 23 ve 8'ini kazanabiliyorlar. Dolayısıyla bu maçta hani zaaf görünen nokta başlangıçta hücumdan başlayan takım savunması zafiyetiydi. Fenerbahçe savunmada çok sıkıntı çeker bu şekilde. Yumuşak karnı zaten biraz orası gibi duruyor. Yani merkezi gibi duruyor. Çünkü Tadić zaten kanattan yeteri destek almanız yani zaman zaman yapabilir ama sürekli bunu yapacak bir oyuncu değil. Szymanski orada daha naif kalıyor geriye yardımda. Mia Zajc, Fred ikilisi asla ve asla olmaz. Mia Zajc benim gözümde, her zaman söylüyorum onu, çok kaliteli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Ona verilen değerden bence daha da kaliteli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonki değer özelinde söyleyeyim bunu en azından. Bu sezon henüz yeni başladı. Ama Fred, Mia Zajc ikilisiyle ve Szymanski önlerinde bu üçlü. Bir tarafta da Tadić, diğer tarafta Cengiz başladı. Bu beşliyle takım savunması yapmanız mümkün değil. Sürekli olarak arkadaki dörtlüye gebe kalırsınız çünkü. Fenerbahçe'de hep 6 numara konuşurken şunu söylemiştim. Pasla çıkabilen bir 6 numaraya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ama bu ofansif olmamalı. Yani bütün ayağı iyi olan, pas yapabilen, topu pasla çıkarabilen 6 numaralar ofansif oyuncular değil. Bunların arasında çok iyi baskı oyuncuları var. Çok iyi pres oyuncuları var. Direkt böyle ayağı iyi oyuncu dediğiniz zaman hep hücum oyuncusu, ofansif oyuncu olarak algılanıyor. Hayır, tam aksine çok iyi savunma oyuncuları da var böyle. Yani Fenerbahçe'nin orada bir ihtiyacı vardı. Bu kadroyla da bu arada Ocak ayını çok rahat da görürsünüz zaten. Hem ligde hem Avrupa'da. Ama o Fred'in yanındaki oyuncuyu bulmak önemli. En azından şimdi arka dörtlüyü de rahatlatabilmek adına, ki mevcut kadro içerisinde en doğru profil açısından İsmail Yüksek duruyor eldeki kadroda. Ama İsmail'in performansı çok dalgalı, tatmin etmedi. Bir diğeri Crespo. Yani orada yapılması gereken hamle Crespo'yu bu işin içerisine katmak gibi duruyor. Bir ek yapabilir miyim Fred'in yanına oyuncu meselesine? Katılıyorum sana. Lakin Fenerbahçe şöyle oynuyor. Şimdi Cengiz oynayacaktı. Cengiz ile Güray arasındaki o eşleşmeyi kullanmak istedi hoca. Bunu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü Güray da aslen bir bek değil. Cengiz'in hızını orada belki kullanabilir. Güray'ın çıkmasını da engellemeyi düşünebilirdi. Bu güzel bir tercihti ama 3. dakikada sakatlanınca başka bir oyuncu profili girdi. Her neyse çizgiye basan iki oyuncuyla oynuyor. Yani İrfan Can da çizgiye mümkün olduğu kadar basıyor. Tadiç de çizgiye basıyor. Doğal olarak orta sahaya eklemlenme gibi bir durum söz konusu değil bu oyuncularda. Burada kimden beklersiniz bunu? Şimanski'den beklersiniz. Ama Şimanski de bir ikinci forvet gibi oynuyor. O zaman hangi oyuncuyu koyarsan koy, bu N'Golo Kante'nin en iyi dönemi olsa bile Fred'in yanında o alanı savunmak biraz zor olur. Ben geçen sezonda söyledim, bu sezonda ısrar ediyorum. Orta sahayı mümkün olduğu kadar kalabalık ve mümkün olduğu kadar kaliteli oyunculardan kurması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani şimdi kaliteli oyuncu meselesini çözdüğü gibi ama kalabalıklaşma meselesinde iyi başlamışken, yani diziliş konusunu çok böyle dert etmiyorum ama karşılama meselesi ve hücumdaki yerleşme meselesine biraz kafa yormaya çalışıyorum. Evet. Karşılarken niye 4-4-2 karşılıyor hala çözebilmiş değilim. Halen Şimanski'nin doğru rolde oynatıldığı kanısında değilim. Skor anlamında ekstra katkı veriyor. Çok iyi katkı veriyor hatta. Bunları doğru rolde oynatırsa da verebilir Şimanski. Zayt meselesine gelecek olursak da Zayt orada oynamaz artık, hani hoca bir deneme yaptı olmadı. Olabilir. Bu tür denemeler yapılıyor. Lakin Zayt'sın asıl değerli olduğu nokta, asıl değerli Süper Lig'de özellikle değerli olduğu nokta ceza sahasına yaptığı koşular. Zayt'sı mümkün olduğu kadar rakip kaleye yakın oynatmanız gerekiyor. Bu 8 numarada değil. Yani Miha Zajc, Fred, işte Fred 6 numara oynar. Şimdi özellikle Twitter'da şöyle bir şey var. Fred var 6 numara oynar. Bunu hoca da söyledi bu arada. Şaşırdım. Evet, ama... Fred 6 numara oynar, yani oynayabilir. Ferdi Kadıoğlu da oynayabilir 6 numara. Yani İrfan Can Kahveci de oynayabilir. Ama bir oyuncu Fred diye düşünüyorsun. Yani temelinde çok iyi olduğu bir rolden alıp daha az olduğu bir role koyup onun yerine onun kadar iyi olmayacak birini monte etmenin de bir manası yok. Fred yani gibi bir oyuncu. Varsa bir 8 numaran Fred gibi 8 numarada kullan doğru düzgün. Niye 6 numaraya çekiyorsun? 6 numara oynatmak istemiyor da olabilirsin. Bu bir tercih meselesidir. O zaman çıkışlarını, yani savunmadan çıkışlarını başka türlü planla. Fenerbahçe'nin çok ciddi saha içi yerleşimiyle ilgili hem takım boyu hem de orta sahada ikinci bölgedeki yerleşimiyle ilgili hoca tekrar oyunculara anlatacaktır herhalde. Şimdi soru değil de yorum okuyacağım 2 tane, sonra kısa bir araya gideceğiz çünkü. Berke Uçar yazmış, Fenerbahçe oyunla değil bireysel performansla kazanıyor. Çünkü oynarken de kazanmalı ama 4 haftadır kötü oynuyoruz bence demiş. Başka bir izleyicimiz, ismi yok ama... O da beğenmemiş Antalya maçındaki Fenerbahçe'yi, alarm veriyor demiş. Problem orta sahanın fizik gücünün zayıflığıydı demiş. Ya buradaki üçünün fizik gücü artacak ya da pasör takımın topu güvenli bölgelerde tutmasını sağlayacak ve tekniği yüksek biri 6 numara olmalı demiş. Orta üçlünün fizik gücü mü? Evet, bundan bahsetmiş. Ben bunun fizik gücüyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ya da tercihlerle alakalı olduğunu düşünüyorsun. Yorumu bir kez daha yapıyorum. Saha çok büyük. Bilmiyorum kaç kişi daha önce normal bir futbol sahasında futbol oynadı. Saha çok büyük. Bu kadar yüksek derecede alan bırakırsan orta sahada, istersen N'Golo Kante, Patrick Vieira ikilisi olsun fiziksel olarak, o alanı kapatamazlar. Burada Fenerbahçe'nin takım savunmasıyla ilgili problem var. Oyuncu bazlı değil. Oyuncu bazlı problemleri ayrıyeten konuşuruz ama burada takım bazlı bir problem. Takım savunmasıyla ilgili problem var. Peki devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından buradayız. Bir yere ayrılmayın. Reklamların ardından beraberiz. Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçını konuşuyorduk. Fenerbahçeli futbolcuların performanslarını bireysel olarak değerlendirirken gelin biraz da istatistiklerine de bakalım. Özellikle Edin Dzeko'nun. Konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz ama bir haberimizi izleyelim. Beklediğiniz performans mı Edin Dzeko? Önce öyle başlayayım, sonra konuşmaya devam edelim. Şimdi biraz alarmları konuştuk, biraz negatifleri konuştuk ama pozitif kısımları, Edin Dzeko'yu, İrfan Can'ı da konuşalım istiyorum. Yusuf Kenan, seninle başlayayım. Beklediğimiz performans, evet. Daha da ötesi, ben rakamlardan ziyade Edin Dzeko'nun saha içinde yaptıklarına dikkat çekmek istiyorum. Yoksa hani ciddi bir şekilde eleştirmek istiyorsan, ha, bu kadar pozisyona girip kaçırdıkları da oluyor diye de eleştirenler var, onu da görüyorum. Tabii ki kaçıracak, yani her pozisyonu gol yapsa zaten hani kariyerde rekor kırar diye düşünüyorum. Ama onun dışında hem Samsunspor mücadelesinde hem bu karşılaşmada hem Ankaragücü maçında sorumluluk alan 1 numaralı oyuncu. Ya kaptanlık pazubanlığını vermek ayrı bir konu. Bunu herkes taşıyamıyor. Ama oyun içerisinde de sorumluluk alan ve bazı işleri yapan. Mesela Szymanski'ye orta sahaya gelip tekte attığı, işte Szymanski'nin aşırtmayla kaleciyi avlamaya çalıştığı pozisyonda bunları yapıp rahatlatıyor Fenerbahçe savunmasını, Fenerbahçe takım oyununu. Ve bunu çok sık yapıyor. Yani 37 yaşında bu kadar hareketli olması, hem pres yapıyor hem geliyor orta sahada oyun kuruyor. Bunlar bence çok değerli ve bunlarla birlikte bunları yaparken aynı zamanda gidiyor gol atıyor, asist yapıyor. Yani skora da katkı veriyor. Sezona muazzam bir başlangıç yaptı maşallah. Fenerbahçe'yi taşıyan şu an oyunla ilgili sorunlar var. Şimdi eğer netice her şeyi unutmamıza sebep olacaksa, yani 10'da 10 muazzam bir seri. Ben hep söylüyorum. Kendime, daha doğrusu oğlana yontuyorum. Doğduğundan beri Fenerbahçe yenilmedi diyorum. Hep ona da söylüyorum öyle. Evet ya. Böyle bakıyorum, doğduğundan beri Fenerbahçe yenilmedi diyorum oğlana. O da bir şey anlamıyor zaten ama totem gibi bir şey oldu. Atıyorum mesela işte böyle şampiyon olursak falan bitirirse sezonu. Öyle ikinci çocuğu yaparım. Net söyleyeyim yani. Kayıtlara geçsin. Net söyleyeyim yani. Her sezon bir çocuk daha şey yaparız. Bakın tarihi. Bakın Fenerbahçe için daha ne yapılabilir? Yusuf Kenan Çalık diyor ki şu an tabii yeni bir çocuğu oldu ve bebeği doğduğundan beri Fenerbahçe yenilmiyor. Ve eğer namağlup tamamlarsa Fenerbahçe sezonu bir çocuk daha yapacak. Düşük risk tabii, hani şu an aldığım risk ama evet. Yani bugün söyleyeyim, kaçıncı ayın 19'u muyuz artık? 19'uyuz. 18 mi? 10 daha 18'iz. Yani şaka bir yana gerçekten çocuğa hep söylüyorum, bak diyorum hani ben maçları izliyorum, o izleyemiyor ama ben izlerken hep söylüyorum, senin işte doğduğundan beri mağlubiyet almadık, işte senin sayende falan diye kulağına böyle işliyorum. Ama işin şey tarafı tabii ki 10'da 10 çok güzel. Fenerbahçe'nin böyle başlangıç yapması da çok güzel. Daha önce de böyle başlangıçlar oldu. Evet. Ama daha ondan beri sanırım ligde 4'te 4'le başlamamıştı Fenerbahçe. Bu da güzel. İsmail Hoca'nın başarılı olmasını çok isteyen birisiyim. Hoca ile ilgili farklı görüşlerimiz olabilir. Benim isteyeceğim hoca tarzı farklı bir hoca olabilirdi. Bunların hepsine tartışabiliriz. Ancak saha içinde iyi giden şeyleri konuşurken kötü gidenleri de söylemek bu işin bir parçası ve ben hani özellikle tuttuğum takımla ilgili en sert davranan kişilerden birisiyim. Biliyorsunuz nedenini de, daha iyi olmasını istediğim için. Şu an bireysel oyuncular taşıyor Fenerbahçe'yi. Yani sezon başında Tadic'in performansı taşıyordu. Şimdi Ceko'nun, Szymanski'nin, İrfan Can Kahveci'nin performansı taşıyor. İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon persona non grata, yani istenmeyen adam ilan edilmişti Altay'la birlikte. Yuhalanıyordu, sürekli tepki görüyordu. Buradan birebir tebrik etmek isterim. Çok zor bir iş. Fenerbahçe gibi bir camiada işlerin o raddeye geldikten sonra, yani saha içinde yuhalandıktan sonra, topa dokunduğun anda bu seviyeyi yakalamak bir insanın iradesiyle ilgili çok şey gösterir. Gerçekten tebrik ediyorum. Düşüş yaşayabilir, sakatlanabilir, yine kötü oynayabilir, hiç fark etmez. Oradan buraya gelmek büyük iş. O yüzden İrfan Can Kahveci'yi yürekten tebrik ediyorum. İyi şeyler var Fenerbahçe'de ama işte yerli rotasyonunu iyi ayarlamak gerekiyor. Mesela o günle reklam arasında konuşurken Bekao-Ciku ikilisinin mümkün olduğu kadar bozulmaması lazım. Çünkü Ciku size şöyle bir avantaj da sunuyor. Ayağı iyi olan stoper olduğu için çıkarken topu uzun oynama imkanını da tanıyor size. Ben zaten stoper ikililerin bozulmasına karşıyım. Evet ve ama en az rotasyon yapılması. Ama henüz işte Fenerbahçe'de net bir stoper olmadı. Saymıyoruz. İkilisi olacak. Sakatlık, değil, evet. Yerli vesaire derken Fenerbahçe sanırım neredeyse tüm maçlarda bir rotasyon yapmak zorunda kaldı. O yüzden hani iyi şeyleri anlatmak güzel. Ceko çok güzel başladı. İrfan Can çok iyi başladı. Tadic çok iyi başladı. Szymanski çok iyi başladı. Skor anlamında problem yok zaten, üretme anlamında. Savunma anlamındaki problemleri de çözerse o zaman zorluk derecesi daha yüksek maçlarda daha rahat maçlar izler. Artacak, Avrupa'da devam edeceğini öngördüğümüz için artacağını biliyoruz zorluk seviyesini. Peki birkaç yorumla sana dönebilir miyim o gün? Tabii. Mehmet Bey yazmış, Hekimhan. Ceko ilerleyen yaşına rağmen kalitesiyle Fenerbahçe'yi taşıyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla gol katkısı yapmasını beklemiyordum. Sanki bu sene değil de 2-3 sezon önce Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor demiş. Tuncay Bey de yazmış, Tuncay Çolak. Herkes Fenerbahçe'de sıkıntı var görüyor ama hoca görmüyor. Anlamadım neden orta saha kalabalık değil, neden takım boyu çok uzun, neden takım tek tek pres yapmaya çalışıyor. Hoca bunları görüp düzeltmiyor, bence görmüyor. işimiz zor, görse düzeltir yorumunu yapmış. Hocanın sorunları görmediğini. O gün çok affedersin, sözünü almış gibi oluyorum ama görse ya, ne teknik, söyleyeceğini tahmin ettiğim için başlıyoruz. Teknik direktör, yani kusura bakmasın izleyicimiz ama bunu zaman zaman sokakta karşılaştığımız insanlarla da konuşuyoruz. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Haftada 13, 14 hatta hani imkan olursa 15, 16 tane maçı 90 dakikasını izlemeye çalışıyorum. Bu adamlar 24 saatini bu işte geçiriyor. Yani siz belki haftada 2-3 maç izliyorsunuz. Keyif için belki daha fazla izleyen de vardır. Ben semi profesyonel olarak hani yorumcu olduğum için izliyorum. O adam bu takımın teknik direktörü. Yani görmüyor, bilmiyor. Bunlar çok uç yorumlar. Görmüyor, bilmiyor diye. Bak, teknik direktör formsuz olabilir. Teknik direktör kötü de olabilir. Kötü de olabilir. Teknik direktör başka fikre de sahip olabilir. Yani senin İrfan Can'la ilgili bir fikrin vardır. Onun başka bir fikri vardır. Nitekim senin Kent'le ilgili bir fikrin var. Onun başka bir fikri var. Bu fikirde uyuşma zorunluluğu da yok. Çünkü teknik direktör seçimini yapacak. Olursa kalacak, olmazsa gidecek. Böyle bir işten bahsediyoruz. O yüzden yani bu üç noktalara bilmiyor, görmedi, okuyamıyor. Yani bu biraz hakaret noktasına geliyor. Yani adam bu işin profesyoneli sonuçta. Teşekkür ederim. Pardon. Rica ederim. Edin Dzeko ile başlarsam şöyle bir şey söyleyeceğim. Edin Dzeko'dan beklentiler özellikle ilerleyen yaşına istinaden biraz son sezonlarında da süresi düşmeye başlamıştı. Oyunda kalma süreleri. Teknik adam tercihinden bahsetmiyorum. Fiziksel olarak oyunda kalma süresi. Yani Inter'deki döneminde böyle 60, 65, 70 dedim mi? Yani Dzeko sonrasında değişiklik istiyordu o vücut. Sezon başı itibariyle çok formda girdi. Ortalamasına baktım 75 dakika maç süresi. Ve tek bir boş geçtiği maçı var. Maribor maçı 75 dakikaya düşüren de bu arada yedek başladı. Twente maçı. Batshuayi ile başlamıştı. 20 dakika oynadı o maçta. Onu da saymasak mesela bu 75'i 80'in üzerine çıkarabiliyoruz. Ligde zaten 80'in üzerinde. Yani Dzeko'dan sezon başında 8 maçta 6 gol 5 asist oldu yanılmıyorsam. İnanılmaz bir rakam. 6 gol 5 asistten bahsediyoruz. Ve oyunda kalma süresi 80 dakikanın üzerinde. 85 ligde o civarlarda. Sezon başında olabildiğince Dzeko'dan faydalanmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki hedefi, tek hedefi, belki de tüm sezonun Avrupa'da dahil olmak üzere tek hedefi lig şampiyonluğu. Avrupa'yı bir kenara bırakabilecek duruma da gelebilir. Yani kafalarda. İnşallah gelmez. Gelmemesi gerekiyor. O ayrı. Yani öncelik açısından Avrupa'yı bir kenara bırakabilir. Geçtiğim sezon bunu yaptı. Gerçekçi hedef dediğin gibi. Geçtiğim sezon bunu yaptı. Avrupa'yı bir kenara bıraktı Fenerbahçe. Jesus'un açıklamalarından bunu anlıyoruz. Ben buraya lig şampiyonluğu için gelmemişti. Sezonun bu evrelerinde özellikle bu form grafiğiyle birlikte onun fiziksel gücünden de faydalanıyor Fenerbahçe sahada. Belki ilerleyen dönemlerde o rotasyon uygulamasıyla birlikte biraz işte onu dengede götürmek gerekecek. Az önce zaten hani geçtiğim sezon oyununu oynayamaz demişti Yusuf. Yani sebebi bu. Çünkü 37 yaşındaki bir Edin Dzeko, 34 yaşındaki Dušan Tadić ve Cengiz'i de sayarsak fiziksel olarak ben Cengiz'den çok tatmin olan birisi değilim bu arada. Çok zayıf kalıyor. Hani bu kadroyla o pres baskı oyununu oynayamazsınız. Ama bu oyuncuların teknik kalitesinden, onun dışında sezonun ilk evresi olması itibariyle yorgunluğun daha az olduğu dönemde de oyunda kaldığı süre boyunca fiziksel gücünden faydalanmaya çalışacaksınız. Bence. Yarın öbür gün, yani nedir bu yarın öbür gün? Artık sezonun 30. 35. maçlarına geldiğinde belki Dzeko 90 dakika sahada kalacak durumda olmayabilir. Yine bu arada çok profesyonel. Kendisine dikkat ettiğini fiziğinden anlayabiliyoruz. Evet. Yani Edin Dzeko'yu 5 yıl önce de ben aynı görüyordum aşağı yukarı. 5 yıl sonra da aynı görüyoruz. Yani, böyle Man City döneminin fotoğrafını açsak. Anatomisi gereği de biraz öyle City bence. City dönemini açsak, şimdi açsak aşağı yukarı yakındır yani böyle fiziksel olarak. Dolayısıyla sezonun bu evrelerinde Fenerbahçe belki o liderlikle birlikte liderliği alıp götürebilir. Orada bir avantaj sağlayabilir. Bu avantajı da hazırda bu kadar iyi durumda bulunan Dzeko varken en iyi şekilde kullanarak yapması gerekiyor. Ama şu da var tabii ki ihtiyaç dahilinde dediğimizde bir Batu Şua'yı gerçeğe, Batu Şua'yı da hazırlamak gerekiyor bir yerde. Onun da oyun sürelerinin içerisinde katkı sunması gerekiyor. Çünkü ihtiyaç olacağı kesin bence sezonun ilerleyen evresinde. Bu şekilde devam ederse Umut daha fazla forma şansı bulabilir. Kim? Şimdi bir Avrupa maçlarından da konu açmıştınız ya. Umut Nayır. Umut Nayır'dan bahsedelim. Şimdi Avrupa maçlarından da konu açıldı ya. Bir hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın konferans ligindeki rakipleri, gruplardaki rakipleri neler yaptı liglerini ona bir bakalım isterseniz. Sonra yine hem Fenerbahçe'yi hem temsilcilerimizden Beşiktaş'ı da yine konuşacağız sorularınızla birlikte. Kadroyu değerlendirirken bir de oynanmış maç değil oynanacak maçlara da bakmak lazım. İzleyelim. Evet, şimdi Beşiktaş'ı da daha ayrıntılı yine Trabzonspor Beşiktaş maçıyla birlikte konuşacağız. Şimdi Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin yine bu sanki maratonu tamamen geçecekmiş gibi düşündüğüm için daha doğrusu ben kendi adıma konuşayım. Bu gruptaki rakiplerine göre daha sonrasını aslında konuşalım istiyorum biraz. Ama ne olursa olsun yine rakiplerle ilgili de değerlendirme yapmak lazım. Şimdi maç sayısı artıyor. Her ne kadar seviye olarak aşağıdaki takımlar da olsa Fenerbahçe ile karşılaştıramayacağımız. Maç sayısı artınca takımdaki o direnç, durum değişebiliyor. Şimdi izleyicimiz az önce yazmış, işte milli aradan dönen oyuncular vardı. İşte takımın yorgunluğu, işte Antalyaspor deplasmanda iyi oynayan bir takım vesaire. Aslında çok da olumsuz bakmamak lazım demiş. Şimdi buna evet, milli ara bitti. Takım artık yavaş yavaş maç oynama alışkanlığını yeniden elde edecek. Ama bir yandan da yorgunluk. Bizim ligimizde en çok konuştuğumuz şey. Siz katılıyor musunuz bilmiyorum. Yusuf Kenan, seninle başlayayım. Olumlu mu etki eder, olumsuz mu? Ya hepsi oynuyor. Yani North Zealand'da Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Milli takımda oynayan oyuncuları da var. Kopenhag için de geçerli. Beşiktaş'ın rakipleri için de geçerli. Şimdi Genk için de geçerli. Yani onlar yapıyorsa bizim de yapmamız lazım. Kaldı ki bu kadar para harcayan bir lig olup bundan şikayet etmek çok normal değil. Ya bu tür bahaneleri bir kenara bırakmak lazım. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kadrosu Avrupa'da da mücadele edebilecek kadrolar. Şimdi buna göre kadrolar kuruldu zaten. Evet, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubuyla Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grubu arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Çok daha zor bir grup, daha zor bir fikstürden bahsediyoruz. Ama bunun için bu harcamalar yapılıyor. Beşiktaş'a ayrı kefeye koyuyorum. Çünkü daha az geniş bir kadrosu var ve bence oyuncu kalitesi olarak da tartışabilecek mevkiler var. Özellikle stoper tandemi de diyemeyeceğim, bütün stoperleri. Yani Necip haricindekiler. O yüzden hani Beşiktaş'ı biraz daha farklı konuşabiliriz Beşiktaş evet, bölümü gelince. Fenerbahçe'nin nereye gideceğini öngörmek, evet, olabilen şimdiden şey diyebiliriz. Ben çeyrek final görmesini bekliyorum Fenerbahçe'nin bu kupada. Opta araştırma yapmış. Aston Villa'dan sonra kadro olarak kazanma ihtimali en yüksek ikinci takım olarak görülüyor. Ama hani şunu da unutmayalım. Bir, maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Şimdi bu görüntü North Zealand karşısında sıkıntı yaratır. North Zealand daha iyi değerlendirir o pozisyonları Antalyaspor'dan, Ankara Gücü'nden. O pozisyonları verirseniz canınız yanabilir. O yüzden hani kazanılmıyor maçlar. Seri yapmakta her maçı kazanacağınız anlamına gelmiyor. Bu bir. İkincisi, UEFA Avrupa Ligi'nden takımlar gelecek. Yani şu anki kupanın takım havuzuna bakınca evet kolay gibi görülebilir ama UEFA Avrupa Ligi'nden üçüncüler de gelecek buraya. Daha zorlu rakipler olacak. Bir de gruptan lider çıkmazsan bir tur fazladan oynamak zorunda kalacaksın. 2 maç daha fazla yapacaksın. Bunların hepsi faktör. Artı o günün söylediği gibi bir yerde yani bu ülkenin gerçeği, bir yerde Avrupa ile lig arasında seçme durumuna da gelebilirsin. Eğer lig çok yakın giderse, ki öyle olacak gibi görünüyor. Ben en azından İstanbul'un 3 büyükleri arasında öyle geçeceğini düşünüyorum. Diğerlerinin çok müdahale olabileceği kanısında değilim bu lige. Şaşırabilirim, yanılabilirim ama görüntü o yönde. Öyle olursa da konferans liginde işte gruptan lider çıktık, bu sezon bizim için yeter kıvamına da gelinebilir. Geçen sene seviye maçlarında olduğu gibi. Oysa ki seviyeyi rahat rahat eleyebilirdi Fenerbahçe. Avrupa'yı tamamen düşünmememiz lazım diyen Fenerbahçeliler de var bu arada. Mutlaka şampiyonluk gözüyle yani bakan. Bu konuda ayrılıyorum. Bugün bana şu gün deseler ki konferans ligini kazanacaksın, ligi 5. sırada bitireceksin, konferans ligini kazanmayı tercih ederim. Peki bu yorumla birlikte o gün Şahinoğlu'na döneceğim. Sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin oyunu, rakipleri ve Avrupa maratonu hakkında? Fenerbahçe'nin kadrosu kaç kişiden oluşuyor? Aşağı yukarı 30 oyuncusu var. Aşağı yukarı. Yani daha fazla. Kullanacağı oyuncu sayısı 18-19'dur hocanın. Ya şimdi bu hocanın kullanacağı oyuncu, ama kadroyu 30 kişiden oluşturuyorsun. Doğru. Ki Fenerbahçe'nin bir ara bayağı bir oyuncusu var. Sonunda işte gençleri vesaire gönderdi, bazıları sözleşme feshetti. Hadi 25-26 diyeyim şu anki mevcutta. 25-26 kişilik kadro içerisinde de ya, bir zahmet Avrupa'da da yarışabilelim. Evet. Yani ben çok iyi hatırlıyorum, Liverpool 2 sezon önce de yanılmıyorsam yedek kadrosuyla bir kupa finaline çıktı. Hı-hı. Çünkü bir gün önce galiba ya da o akşam az takımı farklı bir maça çıkması gerekiyordu. Ne Arap Yarımadası'nda bir yerde bir final oynanmıştı orada. Kulüpler, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mı? Öyle bir şey olmuştu. Yedek takımıyla çıktı. Yani şimdi burada sonuçta 3 günde bir maç oynayacaksınız. Evet, kabul ediyorum. Yorgunluk var işin içerisinde, ama siz o 3 günde bir maçı aynı 11 ile oynamayacaksınız. Bunun için siz 18. 19. 20. oyuncunuzu aldınız. Tabii. 3. forvetiniz Türkiye Milli Takımı'nın forveti. Bu sebeple sizin yedek kulübenizde bekleyen oyunculardan bir tanesi milli takımın sağ beki Mert Müldür ya da işte yedekten oyuna giren İrfan Can Kahveci, orta sahada işte Ryan Kent, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku, Crespo, Zayt. Bu sebeple yani, yoksa sadece lig içinse ligi 14-15 oyuncuyla kazanıyorsunuz. Doğru. Yani sol bek olmadan 3 sezonda lig kazanılıyor. Bakın son 3 sezonun şampiyonlarını, sol beklerine bir bakalım yani, daha ağırlıklı oynayan oyuncularına. Yani bilmiyorum ki bazı takımlar orta sahada bir eksikle şampiyon oldu. Beşiktaş'ın şampiyonu hatırlıyor musunuz? Evet. Merkezde kim oynadı? Bana bir hatırlatsanız da. Adem Laiç, Mensah, Oğuzhan Özyakup, hangisini sayacaksınız? O şampiyonluğu kimse saymayacaksınız. 9 kişiyle de 10 kişiyle de yapabiliyorsunuz. Şimdi siz 18-19 tane net oyuncunuz varken ya Avrupa bizi yoruyor, şöyle yapıyor dememeniz gerekiyor. O zaman bu kadar harcamanıza hiç gerek yok. Daha mütevazı bir kadroyla. O mantaliteyle biz yine 20.liğe geri döneriz. Yine Temmuz'da açarız. Hatta yeri gelir Haziran'da açarız. Ya artık bir zahmet bir Avrupa'yla ligi aynı anda götürebilecek mantaliteye ulaşmamız lazım. Özür dilerim, mentalite mi diyeyim? Sen buna takılıyordun galiba. Mentalite galiba. Evet. Ama şey... Evet mentalite. Şimdi şöyle... sonuç itibariyle bugün Ceko'yu ne dedik? 85 dakika bandında bir ortalaması var ligde. İşte genelde 75. Twente maçını çıksak 80 diyelim. Yarın siz şimdi Nordsjælland maçına ya da Ludogorets maçına Batshuayi ile çıksanız, Fenerbahçe'nin yedek oyuncularla çıktı. Rotasyon. Ya Batshuayi ya Belçika milli takımının santraforlarından biriyle çıkıyorsunuz maça. Hani biz gözümüzde hep şöyle yapıyoruz. Bizim ana bir 11 var ideal. Onun dışındakiler öte yandan. Hayır, öte yandan olmaması gerekiyor. O yüzden diyorum Batshuayi'nin de bu işin içine çekmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ryan Kent de orada sürekli hazır kalması gerekiyor. Miguel Crespo'nun bence bir an önce Fenerbahçe'de sürelerinin artması ve takıma adapte olması lazım. Yani şöyle bir 11 de kurabilirsin. Kalede İrfan Can, Mert, Samet ya da Serdar, Djiku. Ben bu 11'den farklı olarak söylüyorum. Solda Osterwolde, önlerinde Crespo, 11'de başlayacak olarak söylüyorum yine. Mert Hakan, Zayt'ın pozisyonunu değiştirmiş oldum. Sağda Cengiz Ünder ya da Emre Mor. Solda Ryan Kent, önde de Batshuayi. Bu da bir 11. Bir de şöyle bir şey var. İyi 11, kötü 11 tartışabiliriz ama. Fenerbahçe bu gruptan birinci çıkamıyorsa sözünü unutma. Lig maçlarında kesinlikle çok puan kaybı verecektir. Rakipleri ve fikstürü kolay ama bu oyunla işi zor demiş Önder Bey. Buyurunuz. Ya şimdi bir kere hiçbir maçı zaten çantada keklik görmemek gerekiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı son maçta yani bir ara acaba dedirtti yani oyun. Şimdi bakalım kadro kalitesine, işte hep bakıyoruz ya böyle bir sitenin üzerinden piyasa değerlerine falan. Yani arada dağlar kadar fark var. Oraya baksak 10-0 yenip geçeceksin değil mi? Yani kağıt üzerinde yok. Görüntü o. İzleyenler ya bazen... şöyle oluyor işte 3 milyonluk takım değeri var. Ya o 3 milyona öyle bakmamak gerekiyor. Bugün imkan olan gitsin Danimarka Ligi'nin gol kralını almaya çalışsın mesela. Yani 250.000 euro adamın piyasa değeri. Alabiliyor musun 250.000 euroya? Anlat bana bakayım. Yok öyle bir dünya. O piyasa değeri hesaplamasıyla ilgili daha önce de açıkladım. Kendi sitesi de zaten söylüyor bunun bilimsel olmadığını. Transfermarkt iyi bir araç. Hani bunu inkar etmiyorum. Evet. Ama bu aracı kullandığınız zaman da gerçeklerin de farkında olmakta fayda var. Bu piyasa değerleri ortalama bir veri sunuyor. Hatta şeylerde de yapanlar var. Gerçek satış fiyatıyla piyasa değeri arasında ciddi sapmalar da var. Yani hesaplama için kullandıkları formüller, daha doğrusu kullandıkları kriterler, birçok kriter var. İşte yaş, oynadığı lig, aldığı dakika, oynadığı takım, ligde oynadığı takım kontrat değil, süresi evet. vesaire. Hani Transfermarkt bunları hesaplarken farklı kriterler alıyor. Çok da böyle net bir piyasa değeri çıkartmıyor. Çünkü piyasa değeri olarak bakarsak mesela bazen kontratının son senesine gelmiş süper yıldızlar, bunlar Mbappe gibi yıldızlardan bahsediyorum. Bir anda işte 120 milyon euroya düşüyor. Alamazsın 120 milyon euroya Mbappe'yi. Yani Mbappe'yi ya bekletir Paris Saint-Germain, inat yapar, free bırakır, serbest bırakır. 120 milyon euro vereceğim deyip masaya koysan vermez sana Mbappe'yi. O yüzden bu çok gerçekçi bir yaklaşım değil, Transfermarkt işte yaklaşımı. O yüzden şimdi şu yapılıyor. Ya işte siz kadro kalitesi, 250 milyon euroluk kadro var. İşte nasıl bu takıma karşı böyle oyun? Yani kadroların değeri oynamıyor oyunu. Oyuncuların güncel performansına bakmak gerekiyor. Sakatlığı var bu işin. Fizik kalitesi var. Şerif takımının uyumu var. İşte mesela. Uyumu var. Tabii ki yani burada şimdi Fenerbahçe'de bu arada şunu söyleyecektim. Fenerbahçe'de ilk 11'in tamamını değiştirebilecek bir durumunuz yok. Yani değiştirmeye ihtiyacınız yok. Çünkü sezonun içerisinde bu kadro içerisinden bazı oyuncular 50 maçta çıkarabilir. Çıkaramaz mı? Yani şimdi siz her oyuncunun farklı bir ağır eşiği var. Ağır eşiği diye bir gerçek var. Sporcu sağlığında. Evet. Yani doğru. Kim oyuncu 3 maç üst üste 9 günlük fikstürü kaldıramayabilir. Atıyorum, örnek veriyorum burada sadece. Dzeko için diyebilirler ki Dzeko 9 günde 3 maç çıkaramaz mesela. Ama X bir oyuncu, kimi diyebiliriz Fenerbahçe'de? İşte Szymański. Szymański 15 günde 4 maçta çıkarır. Çünkü ikisinin anatomisi farklıdır. Ağrı eşiği farklı çıkarıyor. Yani Pedri bir sezonda 71 maç oynamıştı en son, yanlış hatırlamıyorsam mesela. Acayip bir şey yakalamıştı. Bu şu demek değil. Szymański 9 günde 3 maç oynadı. Artık dinlenmesi lazım. Hayır, o oyuncu onu kaldırıyorsa oynayabilir. Zaten artık ondan hesaplamaları yapılıyor. Tamamının değişmesine de gerek yok. Yani Avrupa için Fenerbahçe'nin 11'ini kenara çekelim. Başka bir 11 sürenin diye bir konu yok yani. Peki devam edeceğiz yine sorularla birlikte. Güzel sorular geliyor ama diğer haberlerimizi ve özellikle Trabzonspor-Beşiktaş maçını da konuşalım istiyorum. Beşiktaş'ta bir galibiyet serisi vardı, hatırlayacaksınız. İlk kez mağlubiyet yaşadı 24 maç sonra Beşiktaş. Namağlup seri vardı daha doğrusu. Bir bakalım, haberimizi izleyelim, sonra Trabzonspor-Beşiktaş maçını sizlerin de yorumlarıyla birlikte ayrıntılı konuşacağız. Evet, o gün seninle başlayacağım. Önce bir böyle maçı da konuşalım. Sadece Beşiktaş tarafından değil, Trabzonspor'da iki takımı da konuşalım istiyorum. Trabzonspor deplasmanı Beşiktaş için hiçbir zaman kolay değildir tabii. Ama sezonda çok iyi başlamayan bir Trabzonspor vardı. O tarafı da konuşmak önemli çünkü böyle büyük bir maçta ki Galatasaray deplasmanda mağlup olmuştu. Galibiyet almak Trabzonspor adına da ciddi bir nefes. Beşiktaş adına da bir serinin sonu. Nasıl yorumluyorsun? Gittin mi maça? Orada mıydın? Evet. Buyurunuz. Ya bugün havalimanı hikayesi de oradan geliyor. Aa evet zaten. Doğru. Tatilden geliyordu aslında. Benim de memleketim sonuçta. Bizi kandırma. Benim memleketim sonuçta. Gitmişken. Dün gitmişken annemi de görmüş oldum tekrar. Aa ne güzel. İş bahanesiyle. Evet. Şimdi buyurunuz. Bu arada bir izleyici yazmış. Türkiye milli takımı dediniz, Türk milli takımı olmalı diye de ben bunu şey olarak söylemedim zaten. Hani Türk milli takımı elbette de hani Almanya milli takımı, İtalya milli takımı diyoruz ya, İtalyan milli takımı demiyoruz mesela. O açıdan takımı söyledim yani. Onu. Ne açıdan söylediğini anlıyoruz biz zaten. Yani bilinsin diye söylüyorum tekrardan. Yoksa hepimiz için evet Türk milli takımı. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın ben Şenol Hoca dönemindeki izlediğim en kötü oyunuydu. Evet. 24 maçlık yenilmezlik serisi içerisinde kötü oynadığı anlar, bölümler oldu. Çokça oldu. Yani yarım saatlik dilimler, 25 dakikalık dilimler, maçların son periyotları. Ama ilk kez bir maçın neredeyse başından sonuna kadar kötü oynayan bir takım gördüm. İyi oyuncu seçemedim içlerinde. Yani bugün iyi, bu oyuncu iyi oynuyor da şunlar kötü oynuyor diyemedim. Yani biraz ayırmam gerekirse, şimdi çok düşünmem gerekiyor da, yani Amir'e ayırsam desem olmuyor. Rozi'ye ayırsam desem olmuyor. Yok, ayıramıyorum. Gerçekten dün Beşiktaş'ın sahaya çıkan, hatta sonradan giren çoğu oyuncusu da aynı şekilde topyekun bir kötü oyun vardı ortada. Bu oyuncuların da tamamı adına Şenol Hoca dönemi için söyleyeyim, en azından en kötü maçlarıydı. Yoksa Beşiktaş'ın mesela en iyi olduğu bölge orta saha merkezindeki üçlüydü. Amir, Gesson, Salih üçlüsü. Bu artık dillerde de pelesenk oldu. Yani Amir, Gesson, Salih üçünü yan yana yazıyoruz hep. Adı Gesson evet, deyince Salih diyoruz, Salih deyince Amir diyoruz. Ama onlar da aynı şekilde kötü oyuna eşlik ettiler. Beşiktaş'ın mesela geçiş hücumlarında özellikle verdiği pozisyon sayısı ligin en düşük olanıydı. Ama Trabzonspor karşısında belki maçın başında pozisyon vermiyor gibi göründüğü noktada bir vermeye başladığında hepsi geçişe yönelikti. Özellikle ikinci devrede 3 tane peş peşe, böyle Trezeguet'in de kaçırdığı vardı bu arada. Benzer, birebir aynı pozisyonları verdi Beşiktaş. Şimdi maçın başında belki skoru bulabilecek aksiyonları da aldı. Ama orada işte Cenk Tosun'un ilk 11'de oynadığı ilk maç. Mesela Cenk Tosun'la başlaması da eleştirildi. Sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Abubakar varsa Abubakar oynayabilir. Herkes bunu neden söylüyor? Sakatlıktan evet, dönse oynayabilir diyemem Abubakar için. Ama öyle bir durum da yoktu. Son taktik antrenmanına da katılmıştı. Şenol Hoca daha iyi biliyor şunu. Kamerun milli takımından Fransa'ya gitti. Fransa'dan İstanbul'a geldi, gecikmedi. Yeterince hazır değil mi? Bir tane taktik antrenmana katıldı. Abubakar için şunu diyebiliriz. Antrenman eksiği. Yani 3 gün bir oyuncunun, düzenli olarak zaten aylardır idman yapan bir oyuncunun 3 gün antrenman yapmaması ne derece düşürür? Çünkü zaten milli takımda maç oynadı, öyle gitti Fransa'ya. Bir de mevki itibarıyla da hani daha... Sadece şu, yani Kamerun'dan Fransa'ya, Fransa'dan İstanbul'a, orada Fransa'da zaten yerinde durmadı sürekli. Çocuğunun sağlık durumu ile ilgili sorunlar vardı. Onunla tekrar geçmiş olsun bu arada. Evet. Onunla ilgileniyordu. Fiziksel olarak yorgunluğu olabilir. Şenol Hoca bunu daha iyi bilir. Eğer yorgunluk açısındansa Abubakar'ın konusu, belki mental olarak da aynı şekilde Cenk değerlendiriyor. Bu arada Cenk'in 11'de oynaması yani çok abes bir durum değil. Bahsettiğimiz önce Cenk Tosun sağlıklı olduğunda Türk milli takımının ilk 11'inde ileri uca yazacağımız isim. Evet. Ama sonuç itibariyle formda bir Abubakar var. Benim gözümdeki Abubakar da şu. Daniel Amokachi'nin geçmişteki o helikopterle gelip maça çıktığı hikayesindeki... Sen mi vardın? Burada konuştuk. Bunu konuştuk. Evet. Abubakar'ın onun yerine ismi değiştirilip yazılabilecek oyuncu. Yani Abubakar için de yani helikopterle getirildi, Trabzon'da sahaya çıkarıldı desek, yarın ileride bir gün deseydik şaşırmazdık. Çünkü bu oyuncu evet, Abubakar yapabilir bunu. Ama tek başına bu oyunu Cenk Abubakar'dan okumak, Cenk'e de haksızlık, Abubakar'a da aynı evet, şekilde yani. Bu topyekun savunmadan başlayıp ileriye kadar, ileriden orta saha, kanatlara, hepsini konuşmak gerekiyor ayrıca. Milot Reşitler'in Türkiye'deki en kötü maçıydı. Galatasaray dahil olmak üzere Türkiye'deki en kötü maçıydı. Ante Rebić bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok hırslı. Hatta bir pozisyon vardı, bilmiyorum ekranlara verildi mi. Hakem oyunu durdurdu. Ante Rebić ile Mehmet Can Aydın hala topla mücadele evet, ediyorlar. Sonra Volkan Bayasan saniyeler geçti üstünden. Şöyle sinirlenerek bir şey yaptı, düdük çaldı. Yani Volkan Bayasan ama uzun bir süre devam etti bu arada. Yani herkes toplandı, bir arada biliyorum, bir şey konuşuyor, onlar arkada koşuyor. Köşeye gönderene kadar gittiler neredeyse. Ya hırslı, arzulu. Yani o sahaya, takıma katkı vererek dönmek istiyor ama maç eksiği bu kadar bariz olan bir oyuncu takım içerisinde görülmedi. Yok yani. Net bir şekilde Rebić sahanın içerisinde benim maç eksiğim var diye bağırıyor. Savunmada ise Masoko'nun olmayışının ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu gördük. Masoko tek başına bir sol bek değil. Çok iyi bir oyun kurucu sol bek. Takımı ileriye savunmadan çıkar. Biz hep stoperden çıkarır diye bekliyoruz ya. Güvenç Hoca bunları duysa şu an neler neler der. Bir Masuaku fan biliyorsunuz kendisi. Ha. Ben de eleştirir diye düşünüyorum. Yok hayır yani. Öve öve bitiremiyordu. Hayret beni arayıp söylemedi bunları. Bak, Masuaku'nun olmayışı Beşiktaş'ı savunmada sıkıştırdı bir yerde. Evet. Çünkü neden? Necip Uysal'ın pas kalitesi o kadar iyi değil savunmadan çıkışlarda. Valentin Rozier Masuaku gibi oyun kurucu bir bek değil. Omar Colley üzerinden bunu yapmaya çalışıyor Beşiktaş ama bir Masuaku kalitesinde yapamıyorsunuz. Dolayısıyla hep orada Amir üzerinde kalan bir oyun vardı. Amir de baskı altına girdiğinde dolayısıyla opsiyonlar tıkanmaya başladı geriden oyun kurarken. Ama Masuaku'nun olduğu yerde sürekli bir alternatifiniz var. Masuaku olmadığı zaman savunmada bocalayan bir hep savunma yönünü eleştiriyoruz ya, aslında savunma sadece ikili mücadeleye girmek, fiziksel üstünlük sağlamak, tek başına top kapmak değil. Yerini tutmak da, o topu kontrol altına almak da, rakibini de kontrol altına tutmak aynı şekilde alan itibariyle bir savunma becerisi. Masuaku bunları yapabiliyor. Olmadığı zaman da problem yaşanıyor. Önünde oyun, şimdi Onur Rebić. Beşiktaş'ın ideal kenarı mı? Değil. Sağ taraf için söyleyebiliyoruz ideal. Raşit'e Rozya. Ama evet, sol tarafı zaten eksik. Merkez de gününde olmayınca benim için sonuç kaçınılmaz oldu. Ama açıkçası Beşiktaş'ın bu kadar kötü oynayacağını da tahmin etmiyorum. Peki ya, Trabzonspor'un da biraz oyunuyla ilgili yorum alıp öyle Yusuf Kenan'a dönmek istiyorum. Çünkü mesela izleyicimiz yazmış. Hani biraz Beşiktaş'ın bu durumundan çok Trabzonspor'un da oyununu etkisi olmuş olamaz mı diye. Biraz Trabzonspor tarafıyla ilgili de görüşlerini alayım, sonra araya gideceğiz. Çünkü aradan sonra Yusuf Kenan'a söz vermek istiyorum. Trabzonspor'da bir kere en olumlu şey Batista Mendy'nin orta sahaya yerleşimiydi. Yani sezon başından beri en kötü yaptığı şey Trabzonspor'un rakibi karşılayamamasıydı. Hücum hattından savunmaya kadar ki Abdullah Hoca öncesi döneme tekabül ediyordu o sorun. Batista Mendy ile birlikte Trabzonspor karşılayabilen bir takım olduğunu gösterdi Beşiktaş maçında. Çünkü gerçekten iyi bir kalite yakaladıklarını görüyoruz. Yani scoutların bulduğu bir oyuncu olarak iyi bir kaliteli oyuncu bulmuşlar. Ve Trabzonspor'da tabii ki şu da var. Özellikle size'ı da yüksek oyuncularla oynuyor Trabzonspor. Takım boyu çok uzun. Kenar ortaya da müsaade etmedi. Rayan Bani'ye Benkovic ikilisi. Arada hiç kimse vurdurmadı. Beşiktaş kanatları ittiğinizde Beşiktaş'ı dolayısıyla hep içeri ceza sahasına bir ortayla oyun aramaya çalıştınız. İçeride de iki uzun stoper, araya geri gelen bir Batista Mendy, o da uzun boylu. Dolayısıyla havadan o şansı vermediniz. Yerde de o baskıyı çok iyi uyguladı merkezde. Ben mesela Bakasetas'tan bu kadar baskılı oynayabileceğini tahmin etmiyordum. O da bence, katılır mısın bilmiyorum ama beklentinin üzerinde bir pres baskıyla oynadı. Orada çok rahatlıkla bozdu ama karşılayan pozisyonda işte orada bir mantıkla yola çıktı Bielitsa. Önde oynamak yerine biraz geride karşıladı Beşiktaş'ı. Geride karşılayıp hızlı hücumla geçiş sağlamaya çalıştı ki kanatlarındaki hızlı oyuncuları kullandı. Ve sonucunu aldı. Bu bir taktikti. Kendi evinde beklemek de bazen işte belki iyi başlamadı görüntüsü verebilir. Trabzonspor evinde bekler mi, işte rakibe bırakır mı topu? Bıraktı ama sonucunu aldı. Herkes mutlu. Evet, devam edeceğiz. Çok güzel sorular var. Soruları da yönelteceğim konuklarıma ama reklama gitmemiz lazım. Reklamların ardından buradayız. Reklamların ardından yine birlikteyiz. Trabzonspor Beşiktaş maçını konuşuyorduk. Yusuf Kenan'dan da görüş almak istiyorum. Hem Trabzonspor'un oyunu hem Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili iki takımı da şöyle kısaca bir değerlendirelim. Evet, Batista Mendy kısmına katılıyorum. Trabzonspor'da Kurbeli'si orada olmayacaktı. Berat ve Mendy'nin gelmesi biraz daha savunma direncini arttırmış. Mendy sadece savunma direnciyle ilgili değil, aynı zamanda top kullanma açısından da çok büyük bir rahatlık. Açıkça söyleyeyim, Ulaş abiyle de konuşuyorduk. Fenerbahçe aslında isterdim mesela böyle bir oyuncu. Fenerbahçe'nin tam ihtiyacı olan oyuncu. Hem size'lı, hem savunma yapabiliyor, hem de topu çıkartabiliyor. Daha ne olsun. Çok çok iyi bir transfer. Hatta şey dedim, yani Trabzonspor Türk yapsın 20 milyon euro olur dedi. Türk olursa veririz dedim. Türk yapsın Trabzonspor, Fenerbahçe 20 milyon euro verir. Gerçekten çok iyi bir tercih olmuş. Onuachu meselesi, Onuachu'nun belirli bir oyun profili var. Bu evet, adama topu indirirseniz ceza sahasına gol atma ihtimali çok yüksek. Havadan gönderirseniz topu gol atma ihtimali çok yüksek. Nitekim bunu gösterdi ama Trabzonspor eğer açık alan oyunu oynamaya çalışacaksa özellikle bu tür rakiplere karşı, yani zor rakiplere karşı Onuachu'nun biraz pili bitebilir. Çünkü kaleden ne kadar uzaklaştırırsanız o kadar sorun yaşayabilecek bir profil. Bunu Weghorst için de aynı şeyi söylüyordum geçen sezon geldiğinde. Bu daha uzunu Gulliver gibi dolaşıyor sahanın içinde. Gerçekten öyle ya. Necip'le bir ara geldiler. Adam faul yaptı ama aslında faul yapmadı. Çünkü Necip onun dirseğine geliyordu. Yani elini böyle açtı koşabilmek için. Necip dirseğine çarptı. Yani bilerek faul yapmadı adam. İster istemez o cüssenin ikili mücadelede faul yapma ihtimali çok yüksek. Ama havadan top gönderdiğinizde net bir şekilde çok ciddi bir silah. Bunu da gördük maçta. Onun dışında Trabzonspor'u daha agresif gördüm. Ciddi anlamda her oyuncunun mücadele ettiğini, birebir mücadele ettiğini, takım halinde de çok iyi mücadele ettiğini gördük. Trabzonspor için Bielitsa futboluna ilk adım. Öyle söyleyelim. Ben de böyle düşünüyorum. Yani aslında böyle şeyler görmek, hani hoca inancını biraz daha kuvvetlendirecek bir şey. Sadece Trabzonspor adına söylemiyorum. Çünkü böyle yabancı hocalara ülkemizde çok az şans veriliyor ve şans verildiği zaman da iyi işler yaptıklarını görebiliyoruz zaman zaman. Bu maç ters skor bitse, yani Beşiktaş kazanmış olsaydı aynı skorla Bielitsa için yavaş yavaş evet. Hava yollarından uçak bakılmaya başlanmıştı Trabzon'da bence. Çünkü gerçekten bir sabırsızlık var ülke futbolunda. Ama hani güzel, iyi bir futbol. Beşiktaş açısından Abubakar ve Masuaku varsa, Abubakar ve Masuaku oynayabilecekse oynar. Oynaması lazım. Yani 3 gün antrenman yapamadı diye bir oyuncunun form düşüklüğü bence olmaz. Ama hoca, tıpkı İsmail Hoca'da söylediğim gibi 24 saat bu oyuncularla çalışıyor. Bazen belki kafası hazır değildir. Belki o anlamda bir hazırlıksız durumu vardır. Masuaku'ya o güne tamamen katılıyorum. Ciddi anlamda oyun kuruculuk açısından çok önemli. Beşiktaş'ın 11'inde şöyle bir sıkıntı vardı. Üretken oyuncu yoktu. Yani hepsi sistemin taşıyabildiği oyuncular, hepsi sistemde yücelen oyuncular ama üreten oyuncu yoktu. Yani Gezal gibi, Abubakar gibi üretebilecek, Masuaku gibi oyuncu yoktu. Enteresan. En kötü maçıydı bence Beşiktaş'ın çok uzun zamandır. Yorumlar ve sorularla birlikte yine konuşacağız ama bir ben kimim vakti geldi bence. Reklam araları fazlaydı bugün, o yüzden yapamadık. İlk ben kimimimizi biraz gecikmeli de olsa haydi yapalım. Geldi. Avrupa'nın 3 büyük liginde futbol oynadım. Kariyerimde hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa kazandım. Kevin Prince Boateng'le yediğimiz Timbalo'nun tadı hala damağımda. Hem ülkem hem ben. 8 Temmuz'u asla unutamayacağız. Adım Türk kulüpleriyle yazılsa da transferim gerçekleşmedi. Ben kimim? Timbalo bir makarna çeşidi bu arada. Okey, tamam. Demek ki Milan'da oynamışlar birlikte. Ya da İtalya'nın herhangi bir takımında. Kevin Prince Boateng Milan. Sonra döndü. Boateng en son Monza'da mı oynamıştı? Avrupa'nın 3 büyük liginde futbol oynadı. Evet. Monza'da. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Lig şampiyonluğu. Ben Arpa değil. Acaba yani hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Kupa. İtalyan kim olabilir o kadroda Milan kadrosunda? İtalyan Milan kadrosu. Güzel. İlk 30 saniyeyi cevapsız kapattık. Türk kulüpleriyle yazılan birisi. Henüz izleyicilerimizden de doğru cevap yok bu arada. Hiç takılmayın. 8, kolay bir isim ama zor bir soru. Hem ülkem hem ben. Zor ipuçları. 8 Temmuz bu ya Avrupa Şampiyonası kazanmış ya Dünya Kupası kazanmış. Dünya Kupası 8 Temmuz'da uzun zamandır bitmedi yanlışım yoksa. Ama Şampiyonlar Ligi Süper Kupa'nın yanına bir Dünya Kupası yazılmaz mıydı o durumda? 8 Temmuz. Ya 8 Temmuz abi ya Avrupa Şampiyonası ya Dünya Kupası. O maddeyi bu arada editör arkadaşımız Yusuf, yine başka bir editör arkadaşımız Eyüp Rahimoğlu'yla birlikte hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Sizi ne kadar zorlayabileceklerini böyle bir ekip çalışmasıyla planlıyorlar. Tamam ya, burada direkt İtalya'ya gidip bazen rejide yardım ediyor. Evet. İtalya futbolcular. Var mı Temmuz, doğru cevap? Şampiyonlar Ligi kazanan... Acaba 8 Temmuz 2012'de İspanya'ya mı yenildiler? İnanır mısınız daha bilen yok. İlk ay değil. Klose İtalya, değil. İspanya finali oynandı ya. Giroud değil, Robben değil. Doğru yanıt yok. Giovinco olamaz, Juventus. Çok saçma cevaplar yazıyorsunuz bu. Bir tane doğru yanıt geldi. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim ki başkaları da bilsin biraz. İtalyan olsa 3 büyük ligde futbol oynayan İtalyan sayısı da az bu arada. Genelde çok çıkmıyorlar. Öyle bir sıkıntı var yani. Bu futbolcu liginde. İtalyan değil. Haydi bakalım. Tamam. Bak, İlk ipucu geldi. Boateng'le bir şey söyleyeyim. Ha, ya yok, Timballo işi bozdu. Direkt İtalya'dan bir futbolcu. Boateng'in Almanya dönemi mi acaba diye gidecektim. Ama Timballo işi bozdu. Direkt bu oyuncu ya Milan'dan ya Monza'dan gibi duruyor. Şeyde falan oynamadı mı ya? Sassuolo'da falan oynamamıştı Boateng. Sassuolo'da oynadı, evet. Bir saniye. Locatelli ile oynadı mı? Güzel güzel. Ama İtalyan değilmiş. İtalyan değil. İtalyan değil. Sassuolo'daki İtalyan olmayanları düşününce de bir anda... Hatta bu futbolcunun Sassuolo'su yok. O zaman yani. Milan'da oynamışlar abi bu oyuncuyla. Milan'da oynadıkları Seedorf. Hayır. Bu futbolcunun İtalya'da tek bir takımı var. İtalya'da tek bir takımı var. O zaman Milan. Monza, evet, olabilir mi ya? Ben zannetmiyorum. Monza ise de ayıp. Rıdvan Bey, sizi tebrik ediyorum. İlk bilen izleyicimiz. İtalya'da tek bir takım var. Türk kulüpleriyle yazılsa da. Avrupa'nın 3 büyük liginde oynadım. Pato ile oynadı mı acaba? Pato nerede oynadı? Chelsea'de oynadı. İspanya'da oynadı mı, oynamadı? Pato olabilir mi? Değil. Ben bir su içeyim. 8 Temmuz'u niye unutmuyorlar? 8 Temmuz'da acaba bu Brezilyalı olduğu için David Luiz mi? Değil. Brezilyalı belki 7-1 yenilikleri maç 8-1 mi? 8 Temmuz'da mıydı? Olabilir belki de. Unutamam. Ben olsam unutamam çünkü. Ben de olsam unutamam. Thiago Silva. Sesli düşünürken bilen Yusuf Kenan Çalık. Thiago Silva. Ne güzel sesli düşündün öyle ya. Böyle Thiago Silva. Ama bir şey söyleyeceğim. 8 Temmuz'da Thiago Silva oynamadı. Bak, ya cezalıydı, oynamadı ya ama hem ülkem hem ben 8 Temmuz'u asla unutamayacağız. Tamam, evet, doğru. Güzel bir ipucu. 7-1'lik maçta, yanlışım yoksa bakarız şimdi de, Thiago Silva maçta yoktu. Yok zaten, evet kadroda. David Luiz'le Dante oynadı galiba. Kadroda yok zaten ama özellikle almışlar zaten onu. Ama zaten maddeye baksana, hem ülkem hem ben döndüm diyor. Unutamayacağım. Evet. Abi çok zorlanıyorum döndüğümden beri. Gerçekten beynim resetlenmiş gibi, oyuncu hatırlayamıyor. Tim Borowski'yi soran direktör arkadaşıma bir kez daha selamlarımı iletiyorum. Geçen gün Melike ile de burada kum saati koymuş gibi zamanla yarıştık. Yani böyle bir ara ben burada kum saati kullandım ama o kum saati yani yetmiyordu bize. Hayır, en son hatırlıyor musun? Programı kapatıyorduk, risk alıyorum dediğinde. Aynen öyle. Bravo. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Bir tane daha var. Ama biraz böyle yanıltıcı olmuş tabii. Evet tabii. Özellikle seçtik. Evet, aynen. Şimdi direkt oynayan oyunculara gidiyorsun çünkü o durumda. Ama bak maddede diyor ki hem ülkem hem ben unutamıyorum. Ben de şimdi mesela futbol oynamıyorum ama bazı günler var milli takım adına unutamıyoruz hani. Onun gibi düşün. 8 Temmuz 7-1 ile bağdaştırınca zaten çıktı. Evet. Yani diğer zannettim ama David Luiz'le oynamadım zaten galiba. Şimdi peki soru cevap yapacağız ilerleyen dakikalarda. Bütün maçları, ligin maçlarını konuşacağız ama bir yandan tabii oynanacak karşılaşmaları da, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Kopenhag maçını da konuşalım istiyorum. Saat çok fazla ilerlemeden, uykular gelmeden bütün konuların üstünden geçelim. Sonra tekrar dönüş yapalım diye yavaş yavaş Okan Buruk'un 11'i netleşiyor. Bir haberimizde ayrıntılara bakalım şimdi. Evet, şimdi biraz konuşalım bu maç öncesinde, sonra biraz daha ayrıntılandıracağız. İzleyicilerimizin soruları var çünkü ben de not aldım, değerlendireceğiz. O gün bu sefer seninle başlayayım. Grupta yine yani en böyle saf dışı bırakması gereken takım Galatasaray'ın Kopenhag. O yüzden bu maçı çok ciddiye alması gerekiyor Galatasaray'ın. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani Kopenhag Manchester'ı yense ben şaşırmam. Yani Manchester'ı belki de isminden dolayı bazen gözümüzde çok büyütüyoruz. Ya da eksikleri var ama şu an. Kadrosundaki oyunculardan itibaren çok fazla o yüzden bu arada söyleyeceğim. Çok fazla eksiği var. Eksiklerinin büyük bölümünün ne zaman döneceği de belli değil bu arada Manchester United'ın. Oyunlarında da ciddi sıkıntı var mesela. Bazen böyle takımın içinde de sıkıntılar. Kopenhag gibi uyumlu takımlar sert, fiziksel olarak da sert takımlara karşı yani tekniğin mağlup olduğunu çok gördük. Kopenhag eşleşmesinin başlangıçta Kopenhag eşleşmesi olmasını fikstürü itibariyle ben olumsuz görenlerdenim. Kimisi olumlu görüyor. Ama bana daha hazır durumda fiziksel açıdan da özellikle takımda beklenen oyuncular kim Davinson Sanchez, Ndombele, Hakim Ziyech, onun dışında Wilfried Zaha, Sanchez'i ayırıyoruz. Tottenham'da oynayarak geldi buraya zaten. Ama geriye kalan 3 oyuncunun daha hazır olduğu bir ortamda daha avantajlı olurdu diye düşünüyorum Kopenhag maçının gelmesi. Çünkü ilk aşmanız gereken engel sizin Kopenhag. Bir sonraki aşamada Manchester'ı düşünebilirsiniz. Kopenhag'a geçmeden Manchester'ı düşünemezsiniz. Yani gider Kopenhag'a mağlup olsun, Manchester'ı yenerseniz bir anlamı kalmaz sizin için. Galatasaray Danimarka Ligi'nin lideriyle oynayacak. Bunu da unutmayalım. Evet, çok önemli yıldızlar, çok önemli takviyeler ama bir tarafta da Danimarka Ligi'nin liderinden bahsediyoruz ve Avrupa kültürü aynı Galatasaray'ın olduğu gibi evet. Kopenhag'ın da var. Yani ara sıra uğrayan takımlardan değil. Evet. Trabzonspor'un Kopenhag eşleşmesini hatırlayalım. Yani orada neler olduğunu. Şimdi burada başlangıçta Galatasaray'ın kadrosunda belki sezon itibariyle başlangıçta Zaha'lı oyun çok düşünüldü. Kerem'e yeni bir rol biçildi. Kimileri 10 numara dedi. Ben açıkçası anlam veremiyorum 10 numara konusuna. Onun dışında Hakim Ziyech o günlerde yoktu. Transfer edilmemişti. Ndombele yoktu. Galatasaray'ın oyununu tam okuyamıyorduk. Ne yapılabileceğini yani... Özellikle 3 tane mevkisini işte transferin son günlerinde tamamladı. Bu 3 oyuncu olmadan önceki Galatasaray'da birçok olumsuzluk söz konusuydu. Ama bu 3 oyuncunun gelişiyle birlikte Galatasaray'da da fiziksel kapasite arttığında daha farklı şeyler konuşabiliriz. Nedir bu? Orta sahanın daha dirençli olabilir Ndombele ile birlikte. Onun dışında Hakim Ziyech gibi ki, oyunun kilitlendiği anlarda bir anda aynı Beşiktaş'ın Raşit Gezzalı gibi bir anda şapkadan tavşan çıkarabilecek oyuncu var artık. Artı bir var diyelim. Zaten kadro içerisinde böyle oyuncuların vardı. Artı bir daha var. Davinson Sanchez gibi Galatasaray'a kaliteli bir stoper geldiğini düşünüyorum ki burada Okan Hoca'nın işi biraz zorlaşacak bir sezon. Sanchez, Nelson ve Abdülkerim. Yani üçü de iyi. Özellikle şimdi Abdülkerim performansı çok iyi. Orada Nelson'un geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada. Biraz zorlayacak mevkilerden aynı kanat oyuncularında olduğu gibi özellikle bu fiziksel olarak beklenti olan oyuncular yani fizik durumunun hazır olmasını beklediğimiz oyuncuların kadroda olması Galatasaray'ı biraz daha rahatlatabilir ama dediğim gibi öyle basit bir eşleşme değil yani kimilerine bak yani kimileri Kopenhag'ı direkt öyle artı 3 puan yazarak görüyor ama hakikaten dikkat edilmesi gerekiyor. Yani Molde'nin çok daha üzerinde bir takımdan bahsediyoruz. Yusuf Kenan sen ne söyleyeceksin? Yani Fenerbahçe için söylediklerimin bir benzerini Galatasaray için söylüyorum. Orada da bireysel oyuncular ve bireysel performansların taşıdığı bir Galatasaray var sezon başından beri. Oyunla ilgili iyileşen noktaları görüyoruz. Ancak halen tam olarak hazır olduğunu söylemek mümkün değil herhalde. Ndombele meselesinde açıkçası ben durumunu, fiziksel durumunu çok beğenmedim son karşılaşmada. Bence biraz daha zamana ihtiyacı var. Çok düşük tempoda oynadı ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde biraz sıkıntı olabilir eğer ilk 11 başlarsa. Ama başlamazsa da yine Şampiyonlar Ligi seviyesinde tempo olarak sıkıntı yaşayabilir. Yani Kerem'de de benzer sorunlar yaşayabilir ki şu an belki o üçlü arasında Ndombele, Sergio Oliveira, Kerem Demirbay arasında en iyisi de Kerem. Çok fazla faul yapıyor bu arada. Kerem özelinde söyleyeyim. Maçta faul tekrarını çok fazla yapıyor. Bu yarın öbür gün kart olarak da geri dönebilir Kerem'e. Ufak bir hani uyarı belki orada yapılması gerekebilir. Oyunu yönlendirme açısından Hakim Ziyech gibi bir oyuncunun olması tabii ki muazzam. Çünkü Galatasaray'da tersten içe doğru kat eden koşuları yapan oyuncular var. Hani bu Icardi olabilir, Kerem Aktürkoğlu olabilir. Geriden gelen bir Mertens olabilir ve evet. Bu paslar yani bu oyuncular bu koşularla çok ciddi bir katkı sağlayabilecek Hakim Ziyech var. Rakip yarı sahaya yerleştiğinde Galatasaray çok tehlikeli olabilir. Yerleşmesi lazım. Topu orada tutabilmesi gerekiyor. Karşı presi belki biraz daha artırmak lazım. şu ana kadar karşı pres konusunda geçen sezonun gerisinde kaldığını söylüyorum. Tabii ki kadro olarak şu an Galatasaray'ın kadrosu daha kaliteli. Ama takım olarak daha kaliteli mi, onu sahada göreceğiz. Çünkü mesela Molde mücadelesi takım oyunu açısından Galatasaray'a göre çok daha iyi bir görüntü çizmişti Molde. Kopenhag, Molde'ye göre daha kaliteli oyunculara sahip bir takım. Yani sırf Bargi'nin olması bile... Bir iki tane oyuncu söyleyelim yani bu arada. Mesela sol bekte Melling var. Evet. Bak Melling var. Onun orta saha merkezinde Victor Claesson var. Diogo Gonçalves var. Zaten Roni'yi söyledin. Evet, Roni Bargi. Yakından tanıdığımız... Geleceğin süper yıldızlarından. Yani. Yakından tanıdığımız Cornelius var. Ya bunlar... Kalecileri iyi Grabara. Kolay bir maç kötü olmayacak. Değil. Bu arada maskeyle oynayacak o da. Roni'yi herkes... Futbol menajer demedi. Wonderkid. Evet, 16-17 yaşında bütün Avrupa'nın dikkati çeken oyunculardan birisiydi. Fenerbahçe'de benzer. Var bu arada. El Yunusi'yi de konuşuyor. Fenerbahçe'de bir benzer oyuncuyla karşılaşacak. O da hani Schlöer-Dup galiba, evet. Tam olarak söylemeni bilmiyorum. Benfica'ya satılmıştı. Benfica'dan kiralandı tekrar. Yani bu oyuncular sizin canınızı yakabiliyor. Çünkü çok tempolular. Topu çok iyi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ciddi anlamda takım halinde iyi savunması gerekecek. Ve fikstür maalesef çok dezavantajlı Galatasaray açısından. Çünkü evet Manchester United'ın eksikleri var ama o eksikler yavaş yavaş da olsa takıma dönecekler. Bayern Münih belki sezona iyi başlayamadı ama yavaş yavaş toparlayacaktır. Bayern zaten genelde hep toparlıyor. Keşke bu iki takıma karşı ilk maçı oynasaydı Galatasaray. Şu anki haliyle Manchester United'ı mağlup etme şansı bayağı vardı diye düşünüyorum. Yine de çok kaliteli kadro bu arada Manchester United. Hani Bruno Fernandes olsun, işte Rashford olsun, yani bayağı iyi oyuncular var, hani şey yapıyoruz bazen, söylüyoruz ama. Güzel sorular var size. Sorulara geçmeden önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları var. Şampiyonlar Ligi maçı ile ilgili, Kopenhag maçı ile ilgili de ifadeleri var. Bir onları getirelim ekrana. Evet, şimdi Dursun Özbek'in açıklamaları ile ilgili de yorumlarınızı alırım ama biraz da izleyicilerimizden gelen mesajları okuyayım, onlarla devam edelim. O gün sana döneceğim birkaç mesaj sonra. Hakan Kargın yazmış: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olup UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi daha mantıklı değil mi? Her ne kadar kadromuz güzel olsa da Şampiyonlar Ligi çok güçlü bir mecra demiş. Kopenhag Galatasaray'ı yenerse sevinecek misiniz diye, niye övüyorsunuz diye kızmış izleyicimiz, Galatasaraylı bir izleyicimiz. Oy. Bahadır Bey çıkılmayacak bir grup değil yorumunu yapmış. Mehmet Bey, Yusuf Bey'e bak Wikipedia gibi maşallah demiş sana. Sağolun, teşekkür Yusuf ederim. Kenan. Hakim Ziyech'le ilgili Abdurrezzak Bey orta sahada daha iyi oynar bence demiş. Biraz aşağıda kaldı, bir yorum daha vardı. Az önceki haberimizde de Kerem Demirbay ve Torreira'nın önünde Mertens veya Barış Alper olabilir demiştik. Mertens iyi olmaz mı diye bir soru vardı. Böyle hem Kopenhag maçı hem Galatasaray'ı konuşmaya devam edelim o gün. Yok. O günle devam edin. Yani Kerem Demirbay'ın önünde Barış Alper ya da Mertens. Barış Alper'i hiç düşünemedim orada. Yani 4-4-2 oynanacaksa evet belki olabilir. Evet. Yani 4-4-2'de ama Mertens gibi ikili orta sahanın önünde Barış Alper böyle bir 10 numara vari kullanılacaksa asla olmaz. Yani Mertens sezona çok iyi başladı. Evet yani o var. Bir de sezona iyi başladı. Herhalde oynayabilecek durumdadır. Yani Barış Alper'i oraya hiç oturtamadım. Hatta şöyle, yani öne Kerem Demirbay'ı koyabilirsiniz. Arkaya farklı bir opsiyon düşünebilirsiniz. Çünkü Kerem Demirbay gayet daha önce 10 numara oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten 10 numara. Evet. Yani şu an Galatasaray'da belki o mevkide görmedik ama 10 numarada oynayan bir oyuncu. Leverkusen ya da öncesi döneme geçebilirsiniz. Ama Barış Alper'i orada oynatmak bana biraz ilginç geldi. Barış Alper'in özelliklerine, karakterine hiç uygun olmayan bir bölge. Aynı fikirdeyim. Sevinme meselesine bir cevap vermek istiyorum. Ya oraya cevap vereceğini anladığım için sana bıraktım. Birkaç yorum daha okuyacağım. Tabii Yusuf Kenan, devam et. Bu yorumlar biraz bezdiriyor insanı. Sürekli yorumcu kalitesinden şikayet ediyorsunuz. Hiçbir şeyi takip etmeyen, işte izlemeyen, Avrupa futbolu ile ilgili bir şey bilmeyen insanları şikayet ediyorsunuz. Bir şeyler anlatılınca şikayet ediyorsunuz. Takımınızla ilgili iyi ya da kötü yorum yapınca şikayet ediyorsunuz. Bir şey beğendirmek çok zor televizyon izleyicisin, spor izleyicisin. Çok zor. Yani benim veya o günün veya senin Galatasaray'ın kaybıyla yaşayacağımız herhangi bir sevinç olma ihtimali yok. Hadi geçtim. Ben Galatasaraylı değilim. Salt mantık çerçevesinde düşünüyorum. Türk takımları kazanacak ki benim takımım Fenerbahçe şampiyon olduğunda az ön elemeyle gidecek. Daha iyi bir konumda gidecek. Daha iyi bir yerde gidecek. Bunu anlatmaktan artık biraz yoruldum. Ama bu şikayet eden izleyicimiz kimse, muhtemelen sosyal medya hesabını açsak dünyanın en tarafgir medya mensuplarını takip ediyordur. Yani şikayet ettiği şeyi kendi tarafında çok sever, karşı tarafta şikayet eder. Bu biraz bezdirici. Sektörle ilgili benim şikayet ettiğim noktalardan birisi. Ona geçecek olursak da... Bu da senin şikayetin olsun. Evet, yani çok saçma bir şey. Bana söyleme yani. Yani o güne de söyle. Ben o güne kefil olurum yani her konuda. Bu konuda özellikle kefil olurum. Bana söyleme. Yani bunu ben kabul etmiyorum mesela. Yani mesaj alınmıştır diye tahmin ediyoruz. Bir iki yorumla birlikte devam edelim istersen. Biraz bireysel performanslarla ilgili. Bu arada Samsunspor maçını da konuşalım. Barış Alper'de olmaz bu arada. Beraber. Sinirlendim ama yani. Sergio Oliveira sezon öncesi yönetime beni ilk 11'de oynatmazsanız takımdan ayrılırım diye bir haber çıkmıştı. Sergio şu ana kadar ilk 11'de oynamadı. Sizce ne olur? Okan Buruk oynatır mı Kopenhag maçında yazmış Mazlum Bey. Engin Bey, ben bireysel performans bakış açısına katılmıyorum. Asist yapan da sonuçta bir kişi, son vuruş yapan da bir kişi. Galatasaray'da her maçı ayrı ayrı tek başına alabilecek oyuncular da var. Bu olumsuz değil, aksine olumlu bir durum bence demiş. Murat Bey'in yorumunu da okuyayım, devam edelim. Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech kesin olmalı. 11'de bir Galatasaraylı olarak bu maç çok zor geçecek demiş. Mesela bir Galatasaraylı izleyicimiz, bir Galatasaraylı olarak bu maçın zor geçeceğini düşünüyorum yorumunu yapmış. Kolay geçen herhangi bir maçı oldu mu Galatasaray'ın? Yani Molde maçını da konuşalım. Veya Fenerbahçe'nin ya da işte Beşiktaş'ın kolay geçen bir şu sezon başından beri maçı oldu mu? Olimpia Ljubljana maçları zor geçti. Žalgiris maçları zor geçti. Molde maçları zor geçti. Ligde skorlara aldanmasın Galatasaray taraftarı. Tıpkı Fenerbahçe taraftarı gibi. Zor geçiyor maçlar. Kolay değil. Zayıf dediğimiz, bence halen küme düşme adayım. Söylüyorum ve üzülerek söylüyorum bunu. Bir kez daha çok büyük geçmiş olsun Gaziantep şehrine, ama takım olarak şu ana kadar gösterilen performans maalesef Süper Lig seviyesinde değil. Gaziantep maçta 3 tane 4 tane net pozisyon buldu ve göbekten delerek geldi. Evet. Yani kolay geçmiyor mücadeleler. İzleyicimize hemfikirim. Rakip bir de senden daha hazır geliyor. Yani ligine daha erken başlamış, evet, takım olarak daha fazla maç oynamış, oyuncular birbirleriyle daha fazla maç oynamışlar. Yani daha az transfer yapılmış ve birbirlerine daha alışkın oyunculardan bahsediyoruz. Evet, kolay geçmeyecek. Galatasaray elbette kazanabilir. Zaten kazansın. İnşallah grubu birinci bitirir. İnşallah bütün takımlarımız kupada final, yarı final, çeyrek final. Yani bunları görsünler. Bu zaten temennimiz. Olursa da neden oldu diyecek bir halimiz de yok. Ancak hani şu bireysellik önemlidir. Evet, bireysellik önemli. Ama şunu unutmayalım, yani bireysellik meselesi bir yere kadar taşıyabiliyor takımlarımızı. Takımda savunma yapan da hücum yapan da 11 oyuncu olması gerekiyor. Bir yerler aksamaya başladığı andan itibaren onu bu seviyelerde özellikle hissedebiliyorsunuz. O yüzden hani uyarıları yaparken bence de Kerem Aktürkoğlu oynamalı. Bence şu an Kerem Aktürkoğlu Icardi gibi dokunulmaz Galatasaray'da. Ben de öyle düşünüyorum. Yani dokunulmaz. Evet, Torreira'nın zaten yedeği yok ya da birebir yerin oynayabilecek isim yok. Onu da dokunulmaz olarak görebiliriz ama Kerem Aktürkoğlu geçen sezon ve bu sezon itibarıyla Galatasaray'ın çok önemli figürüdür. Bence yerli yabancı kategorisinin üstünde tutulması gerekiyor zaten. Ya sayılmaması gerekiyor böyle. Buradaki sıkıntı şu. Hazır gelmeyen oyuncular. Evet, bu bir antrenör için zor bir durum, kolay bir durum değil. Ama hepsi kaliteli oyuncu. Bir de işte Kerem Zaha meselesi. Zaha dönünce Zaha'nın yerinde mi oynayacak? Hayatı boyunca oynadığı sol açıkta mı oynayacak? Yoksa Kerem mi orada oynayacak? Çok iyi kendisini geliştirdiği, Icardi ile olağanüstü bağlantı kurduğu. Böyle tatlı sorunlar var. Hakim Ziyech mi 10 numarada oynayacak, yoksa kanatta Raşit Gezer gibi oynatıp 10 numaraya Mertens, sezona çok iyi başlayan Mertens'le mi devam edecek? Sergio Oliveira meselesine daha önce uyarmıştım. Oliveira ilk 11'de olmayı çok isteyen, olmayınca da biraz hani bunu dert edebilen oyunculardan birisi. Evet. Ama yerine alınan oyuncular da işte Endombele büyük umutlarla transfer edildi. Kerem Demirbay yerli statüsü için çok değerli. Bu tür dertler olacak. Yani bunları da iyi ayarlaması gerekiyor teknik direktörün ki iş bu zaten. Hani nasıl İsmail Hoca'yı bu konuda eleştiriyorsak veya ne yapması gerektiğine dair fikirler söylüyorsak Okan Hoca için aynı şey geçerli ki bu adamlar zaten bu işin profesyonelleri, yani bizden daha çok düşünüyorlar da diyor. Hüseyin Bey şey yazmış, Oliveira yedeğin yedeği. Şu an o konumda gibi görünüyor da o kadar da kolay harcanacak bir oyuncu olmamalı sanki. Evet, o gün senle devam edelim. Biraz Samsunspor maçıyla ilgili de görüşlerinizi merak ediyorum. İzleyicilerimiz de sormuşlar. Hakim Ziyech özellikle konuşalım. Kerem'den zaten hep bahsediyoruz ama yine bu maç özelinde de bahsedelim. Buyurunuz. Ya Kerem iyi oynadığı dönemlerde her zaman el üstüne tutuluyormuş gibi gösteriliyor ama bir iki maç sendelediğinde hemen vuruluyor yani. Evet. Hemen yerden yere vuruluyor. Yani böyle Türk oyuncuları yıpratma. Stepne'de de bekleniyor Kerem'de her zaman. Ama aynı duruma bir yabancı oyuncu düşse aynısı yapılmıyor bu arada. Doğru. Ya bu ilginç. Bunu başkasına yapın diye söylemiyorum bu arada. Kerem'e yapmayın diye söylüyorum. Yani ne yapabilir daha Galatasaray için? Doğru. Galatasaray'ın en kötü olduğu dönemde bir numarası Kerem Aktürkoğlu'ydu. Muslera da çok kötü bir sezon geçiriyordu. 2 sezon öncesine dönelim. Kerem Aktürkoğlu ayakta kalmaya çalışıyordu. Ki ayakta kalıyordu. Evet. Barcelona'da eşleşmesi değil mi? Galatasaray'ın iyi oynadığı. Bir numarası Kerem Aktürkoğlu'ydu o eşleşmenin. Mesela. Geçtiğimiz sezon daha ne yapabilir? Yani Icardi'yi belki de bu kadar ön plana çıkaran, Icardi'den sonra kendisinden sonraki ikinci isim Kerem Aktürkoğlu'ydu. Mertens veya bir başkası değil benim gözümde. Kerem çıkardı onu. Kendisi dışında. Bu kadro içerisinde sadece yerli olduğu için değil, hak ettiği için oynuyor. Ya bugün aynı şekilde Wilfried Zaha çok önemli bir isim. Ayrı bir şey. Ama Kerem performansıyla hak ettiği sürece oynamayacak mı? Oynayacak. Zaha'yı farklı bir opsiyonu değerlendireceksiniz. Belki Mertens'in yerine. Yani Zaha'yı farklı bir opsiyonda değerlendireceksiniz. Ya da yerini bekleyecek. Yani, ya buraya sonuçta Galatasaray'a geliyorsa bir oyuncu ya herhalde sözleşmesine ilk 11'de 30 maça çıkar garantisi verilmemiştir. Değil mi? Galatasaray'da da beklemeyi öğrenecek bazı oyuncular. Çünkü önünde iyi oynayan bir oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu şimdi bu kadar formdayken hep Kerem üzerinden Kerem'i mi ona çeksek? Ya Kerem'i niye ona çekiyorsun? Kerem kanatta iyi oynuyor. Performans çok iyi orada. Niye Kerem yani konu? İyi de değil bak. İyi yine tolere edilebilir. Dersin ki Zaha çok daha kaliteli ve tecrübeli. Kerem bence iyiden de öte oynuyor. Hayır şu var bir de yani Kerem tamam kadroda kalsın ama 10 numara. Hayır niye Kerem geçiyormuş onu? Ve Kerem kanat forvette çok iyi bir performans sergiliyor. Kerem kanat forvette kalmalı. Ya şimdi düşünsenize orada çok iyi oynuyor. Aldınız başka bir mevkiye koydunuz ve kötü oynadın. Ne diyeceksiniz? Çok kötü maç oynadı. Neden acaba? Yeri değiştiği için olabilir mi? Kayserispor mücadelesi. Bozulmaması lazım. Yeri değiştiği için olabilir mi? En ufak bir sendelemede o değişiklik bu sefer kayıp vermesine sebep olacak. Ben Kerem özelinde şunu söylemek istiyorum. Kerem'in eksikleri var. Bunu söyleyeyim. Fiziksel olarak özellikle. İkili mücadelelerde çok zayıf kalıyor. Çoğunu kaybediyor. Büyük çoğunluğunu kaybediyor. Topu kaybettikten sonra yaptığı faallere zaten değindi. Bu ayrı. Biraz daha fiziksel olarak kendisini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. İkili, ya dayanıklılık açısından. Pas kalitesini belki arttırabilir. Zaman zaman peş peşe çok sık yapıyor bunu. Ama Galatasaray'da ayakta kalmayı başarıp üzerine katarak ilerleyen son sezonları itibariyle en önemli oyuncu. Kerem bugünkü değerinden daha fazlasını hak ediyor Galatasaray kadrosu içerisinde. Japonya maçında ayakta kalan tek oyuncuydu milli takımda. 3 tane pas attı. Belki 3 gol atabilirdik. Yani Icardi olsaydı 3 gol atmıştık ilk yarıda. Fatih Bey demiş ki Kerem Aktürkoğlu sol ayak olsa şimdi 50 milyonluk transfer yapmıştı. Niye? Bence sağ ayak olması daha iyi. Hayır, sol ayak oyuncu, evet sol ayaklı oyuncuların bir çekiciliği var futbolda. O açıdan. Ama yani sağ ayaklı da yapsın. Ama 50 milyon çok zor ülkeden. Hani yani. Bu yine şey düşmanlık meselelerine girmeyelim ama futbol tarihi ve Türk futbolcuların geçmişte yapamadıkları ve Haaland'a yapmakta zorlandıklarına bakarsak, yani gidip geri dönme, işte ülke özlemi, performans düşüklüğü, yedek kalma, oradaki mücadeleyi verememe, oradaki hayat stiline, hayat tarzına alışamama gibi birçok konu bizim bonservis bedelimizin tavanını 25'lere 30'lara fixliyor. Onun üzerine gitmek istiyorsak bizim daha fazla futbolcu göndermemiz lazım. Göndermek de yetmiyor. O futbolcunun orada kalıp başarılı olması gerekiyor ki referans olsunlar. O yüzden 50 milyon çok zor. Selman Bey yazmış. Kerem böyle devam ederse Zaha forvet veya forvet arkası bölgesini gözüne kestirmeli. Hatta az önce konuştuğumuz gibi hatta sağ kanadı da düşünmeli. Ziyech de 10 numarada serbest rolde dolaşır Hacı gibi demiş. Ziyech'le ilgili de konuşalım. Yusuf Kenan, seninle başlayayım. Olağanüstü bir oyuncu zaten. Hani bunu yıllardır söylüyoruz. İstediği anda oyunu değiştirebilecek kapasiteye sahip. Hani fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu değil. Ancak top ayağındayken tıpkı Raşid Gezal gibi. Yani aynı şeyleri bekleyeceksiniz. Gezal'den ne bekleniyorsa Ziyech'ten belki daha iyisi de bekleniyor. Çünkü bence daha iyi futbolcu Hakim Ziyech. Daha iyi bir kariyere sahip en azından. Öyle ifade edeyim. Bunu tartışabiliriz belki Beşiktaş meselesine girerse. Ama daha iyi futbolcu abi Raşid Gezal. Aslında ikisinin mevkisi birbirinden farklıydı bu arada. Farklıydı. Kullanım şekli olarak. Ziyech son döneminde artık sağa geçti. Önceden daha ağırlıklı. 10 numarada oynuyordu. Son 2 sezonu böyle biraz sağ kanata evrilmiş. Yani bugün sol beke koysak da yine bence daha iyi oyuncu. Ama yani Gezal'e çok büyük saygım var. Ayrı bir konu. Sadece iki oyuncuyu kıyaslarken söylüyorum bunu. Hani bu Wesley Sneijder mı Hacı mı tartışması, 2-10 numaradan bahsedelim. Bence Hacı'dır yani. Bu Snyder'ın çok iyi oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmez. O yüzden kıyası yaparken doğru yapmakta fayda var. Birçok noktada rahatlatıcı unsur olabilecek şu konuda. Şimdi Kerem haricinde istediği pasları almakta zorlanıyor Icardi. Kolay değil. Evet. Şimdi Icardi ile en iyi anlaşan zihin, hep Fenerbahçe için söylüyordu ama Galatasaray için de aynı şey geçerli. Icardi frekansında oynayan oyuncu sayısı artarsa Galatasaray'da işler daha rahatlar. O frekansa çok sahip olan Ziyech'le oynayacak ki bunu maç içinde de görebiliyoruz. O paslar sağdan, soldan Kerem'den geldiği gibi sağdan da Ziyech'ten gelebilir. Bu Icardi'nin verimini artırır. Artı yani kendi başına skoru üretebilen bir oyuncu. Uzaktan şutu var, duran top kullanabiliyor, pas kalitesi yüksek. Evet, eksileri de var. Yani ikili mücadele, savunma geri dönüşleri, bunlar da eksi olarak yazacak. Onları da hatırlatmış olalım. Ama rakip yarı sahada topla buluştuğu anda kapalı savunmaya karşı Hakim Ziyech iyi bir silah. Murat Ergin Adana'dan selamlar demiş. Bu arada yine nöbetteyim diyor. Benim gibi görevde olan tüm askeri personellere kolaylıklar diliyorum demiş. Kerem Aktürkoğlu yabancı olsaydı Galatasaray transfer edemezdi. Teşekkür ederim mesajımı okuduğunuz için demiş. Biz bütün teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Selam iletiyoruz. Evet, bütün askeri personele de selamlar. Alp Bey'in ricası var. Samsun Spor yorumu istiyorum sizden, konuklarınızdan demiş. Enteresan kadro kurmuşlar. Oturması için çok zamana ihtiyaç var bence. Çünkü bireysel olarak baktığında iyi oyunculardan kurulu bir kadro. Encham'ın oynamaması büyük dezavantajdı bence. Orta sahada büyük bir boşluk yaşadı Samsun Spor ama çok iyi transfer. Ben Rize için aynı şeyi söylüyorum. Rize de enteresan bir takım kurdu. Scouting'in çok ön planda oldu. Yani genç oyuncular transfer etti. Genç oyuncu, potansiyelli oyuncu, buralarda bir şeyler yapabilecek, bu ligin kalitesine, bu ligin fiziksel şartlarına uygun oyuncular transfer ettiler. Samsunspor'u ben Fenerbahçe karşısında da Galatasaray karşısında da hani 90 dakikalarını izlediğim için çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çok daha iyi bir takım olma yolunda ilerliyor. Eğer bu oyuncu grubu, çünkü sonuçta toplama bir takımdan bahsediyoruz şu an. Çok transfer yapıldı. Evet. Bu oyuncu grubu birlikte oynamaya alışırsa. Sen ne söyleyeceksin o gün Samsunspor'la ilgili? Yani sanırım 16-17 tane transfer yaptılar. Daha fazlası var mı bilmiyorum. Belki de daha fazlası vardır. TFF 1. Lig'den çıkan bütün takımların yaptığı gibi kadroyu, en azından büyük bölümünün yaptığı gibi kadroyu sil baştan değiştiler. Bazen böyle bunu yapmayan takımları da görmüş olduk. İstanbulspor mesela geçtiğimiz sezon bu kadar büyük değişim yapmamıştı başlangıçta. Samsunspor'da tabii ki ekonomik imkanlar da biraz daha bu TFF 1. Lig'den çıkan takımlara baktığımız zaman olumlu bir örnek. Onu da iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum yaptıkları transferlerle. Ama 15-20 artık yani o bantta bir transfer yaptığını düşünüyorum. Bu kadar transferin olduğu yerde de bir takımın ilk maçtan oturması kolay değil. Bunlar zaman alan konular. Yani ha oldum 15. Gençleri saymadan 15. Gençleri saymadan 15 oyuncu. 15 oyuncunun değiştiği takımda ha bugün ha yarın diyemezsin. Biraz ilerisine bakarsınız ama geleceği parlak geleceği itibariyle parlak görünen takımlardan benim de katıldığım Rizespor'un kadrosundaki transferlere baktığımız zaman potansiyelli yatırıma dönük oyuncular, Zekiri mesela orada çok enteresan çok bir oyuncu. Enteresan. Gelecek sezon böyle çok acayip bir transfer yapabilir. Ben yani şu ana kadar oyununu beğenmediğim Gaziantep başı çekiyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim ki bence Gaziantep'lerin de çok beğendiğini söyleyemem. Bu memnun oyunu olduklarını düşünmüyorum ya. Konyaspor beklentilerimin altında. Doğru. O kadar evet, Konyaspor'da bir düşüş var. Pendikspor'u şu an için kestiremediğim takım. Aynı şekilde Pendik de çok transfer yapan. Yani aynı zamanda oyuncuların birlikte oynamaya alışması gerekiyor ama Pendik'in orta sahası mesela Micho'da geldi. Romero var. Önde oynayan Thuram. Yani fena oyuncular değil. İyi kadrosu var ama hani çok kaliteli bir kadro kurulacaktı. Bir bütçe var mı Pendikspor'da? O kadar yüksek bir bütçesi yok. Biraz vardı. Samsunspor'da vardı. Rizespor için de aynı şey sorun geçerliydi ama onlar çok iyi araştırarak çözmüşler bu sorunu. Peki madem böyle açtınız, ligle ilgili şöyle güzel sorularımız var. 2 tane bu akşam. Bir onlara bakalım. İlk sorumuz gelsin. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta hangi takım rakip ceza sahasına daha fazla topla buluşmuştur diye soruyoruz. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Yani skoru itibariyle Galatasaray daha net bir skor elde etti. Tuzak soru olarak Fenerbahçe diyorum. Tamamen mantık yürüttüm. Bakmadım çünkü rakamlara. O gün rakamlara bakmış gibi bir bakışın var ama. Ben Fenerbahçe'nin az önce istatistiklerine bakıyordum şeyde, Fred'e falan bakıyordum, İrfan Can'a bakıyordum. Orada gördüğümde 30'lu bir rakamdı. Galatasaray 30'lu rakamları aşmış mıdır? Ondan emin değilim sadece. 30 da fena değil bir maç için ya. 30 fena değil. 30 artık kaçtı 30 mu? İkisi de eser yani Galatasaray'da 4 gol attı ama. Attı da işte şimdi mesela attığı 4 golün bir tanesi Hakim Ziyech'in ceza sahası dışında. Şimdi tek tek golleri sayalım yani öyle değil. Ama öyle değil yani. Icardi dokundu o topa. Abi bir de yani bir şey söyleyeceğim. Bir pas mı oluyor mesela? Deli olmak tabii ya, asist abi o. Çünkü bir şey söyle. Yani bak şimdi burada Icardi övülecekse ben sahneye çıkarım abi. Haydi bakalım. Baba bilerek 100-120 kilometredir herhalde o topun hızı. Çünkü aynen, sert vurmuş. Bilerek o topa dokunuyor ya, gideceği yere aşağı yukarı hesaplıyor. Çünkü o topa dokunup şeyle tribüne de gönderebilirsin. Bunu yapmak bir çılgınlık bence. Ben o topa kafayı sokmazdım. Ama Icardi sokuyor ve gol atıyor. Yani o yüzden ben o ceza sahası içi toplu buluşma olarak sayıyorum onu. Onu söyleyeyim sana. +1. Ve asist olarak sayıyorum. Ya ben yine de Fenerbahçe diyorum çünkü 40 falan olmamıştır diye düşünüyorum Galatasaray. Ama 30'larda diyorsun Fenerbahçe için. Yok ben zaten istatistiklere baktım da aklıma kaldı. Fred'le İrfan Can'ın istatistiklerine bakarken Fenerbahçe'ye girmiştim o sıra. Fenerbahçe 30'larda ama... Kopya çekmiş ya. Şeyi bilmiyorum, Galatasaray'ı bilmiyorum. Ben de Fenerbahçe diyorum. Peki 2 Fenerbahçe yanıtını aldık. Arada bir Icardi övdük. Bakalım. Arada övmek lazım ama Icardi'yi. Arada değil hep övmek lazım. 35 bravo o gün Şahinoğlu senin. Yok hayır baktım canım. Bir şey söyleyeceğim. Sınıfın çalışkan çocuğu şey gibi. Ben ona bakmıştım öğretmenim der çıktı. Hayır Fred'e bak. Bu arada Fred'i konuşamadık mesela o 6 numara hikayesini. Evet. Onu aklınızda tutun diye tek tek maçlara bakıyordum ya. Evet. 37 ikili mücadelenin 13'ünü sadece kazanmıştı. Kendi standartını çok aklında tutmuş. Lig maçta 37'ye 13'tü. İlk dilimin başında söyledin bana bunu ya. Arada. Bu şaşırtma soru olduğu çok belliydi yani. Skoru daha rahat olan bir mücadele ve daha çok zorlanan. Bu arada arada bayağı fark varmış. 15. Evet. Yani kötü değil ha. Yani şimdi iyi. Ben hücum anlamında Fenerbahçe'yi eleştirmiyorum bu arada. Tamam. Onu da hani bir kez daha söyleyeyim. Biraz ayrıntılı yine konuşacağız Fenerbahçe ile ilgili. Bu arada Beşiktaş'ın da Avrupa maçları ile ilgili sorularınızı not ettim. Onları da konuşacağız. 2. sorumuz var ama o da gelsin bir. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta hangi takım daha fazla isabetli şut çekmiştir diye soruyoruz. Çaykur Rizespor, Pendikspor. Pendikspor. Beklenti Çaykur Rizespor. Yok Çaykur Rizespor son anda kazandığı mücadeleyi. Bu arada İlhan Hoca'yı da tebrik ederim. maçın ilk yarısını izledim ben. Rize maçının ilk yarı, Konya Rize maçının. Pendik Spor diyorum. Yani tahminim Pendik Spor. Beğenmedim bu arada Rize Spor maçını. Konya Rize maçını da beğenmedim, onu da söyleyeyim. Yani ilk 45 dakikasını en azından. İlk 45 dakikasını sen beğenmediysen ben de Pendik Spor diyorum. Ha işte bak, ne kadar uyumlu bir program partneri ya. Pendik abi. Oscar Romero'nun bir 3-4 şutu vardır. Oscar, evet. 3 Oscar Romero yazıyoruz şimdi. 2 Halil Akpınar. Pendik Spor 5, Çaykur Rizespor 4. Ben 6'ya 4 diyorum hadi. Böyle değişiklik olsun. Ben 5-4 diyorum ya. Bakalım. Peki. 20'ye 15 çıkıyor. Sonuçta Pendik Spor dedik. 5. Evet, Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor 2. 2 mi? 2 isabet şutta 2 gol mü attı Çaykur? Bak ikinci yarıyı izlemedim. Yes. Demek ki işte, ama güzel yani. Biliyoruz ya. Ben şu an şeye bakıyorum. 5 şutun 3'ünü Romero mu attı? Bir şey söyleyeceğim. Burada ödül vermeniz lazım. Bir şey yok mu ya? Son sayfalarda bir ödül sistemi koysak. Ha, teşekkür ederim. Bunu da vermeyeyim. Bir ödül sistemi koyalım son sayfaya. Yani bilemiyorum. Ona ben karar veremem. Ödülü Çaykur Rizespor'a hak etmiş ama. Ama şey değil mi? Bu şekilde soru hazırlayınca hani bakalım maçları ne kadar bu gözle izlediğiniz gibi. Ama yok, bunlar biraz tahmin işi de yani. İzliyoruz canım maçları. Hayır hayır ya, şu izleyen birisi şunları aklına tutamaz yani, biraz sizin burada bu ekstra canım çabanızla ilgili bir şey. İşte bu biraz mantık yürütme. İstatistiklere bakmasıyla ilgili bir şey mantık yani. Mantık yürütmeyle alakalı. Yoksa hani bunları bilmek çok artı bir şey. Bilmemek çünkü, çok normal. İlk yarıda gerçekten kötüydü hem Konya hem Rize. Ben şu an isabet şutu çok da hatırlamıyorum. Bir de bazen hani kağıt üstündekiyle gerçek çok farklı oluyor. Evet, Pendik daha maçı böyle izliyorsun, hiç sana öyle gelmiyor ama Pendik istatistikler... Birer tane isabetli şutu bu arada. İşte herkes sırayla bir denemiş abi. Ama şey, enteresan. Evet, şimdi ilk dilimde Fenerbahçe'nin konferans ligi maçları nasıl olur kadro üzerinden konuşmuştuk. Beşiktaş'ın çok daha yani görece Fenerbahçe'ye göre zorlu rakipleri var konferans liginde. O yüzden bir Ben bakıyorum abi. Bakmayın. Soru var orada. Bakmayın. Özür diliyorum izleyicilerimizden. Ve bana burada kaş göz yapıp dikkatimi dağıttılar ya. Çünkü tek düşündükleri ben kimim yani gerçekten. Orada ama ben... kopya çekiyoruz zannetmesinler. Çünkü soruyu yarım görüyorum şu an. Neyse bakmayın bakayım. Bakmayın. Kaldırın oradan soruyu. Bugün sen ya bana odaklan. Sen bana odaklan. Zaman kaldırdılar zaten soruyu. Tüh. Şey gibi bu sınav kağıtlarını kağıdı çevirmeyin dersin ya, onun gibi. Beşiktaş'ın konferans ligindeki rakiplerini ve şöyle bir ne olur, nasıl olur bu mağlubiyet sonrası bir konuşalım Beşiktaş tarafında. Yani zor bir maçla başlıyor. Hatta grubun en zor maçıyla başlıyor. Bruges. Bruges grubun en zorlu takımı diyebiliriz. Tabii. Yani burada geçmişleri kötü anıları var Beşiktaş'ın Bruges'le ilgili. Ya Allah'ın sopası yok işte. Sinirlendim ya. Neye sinirlendin? Ekrana şey demeyeceğim şu an. Yok hayır. Neyse. Yani grubun en zor maçıyla başlıyor Beşiktaş. Kulüp Brugge yani Beşiktaş gibi liderlik için oynayacak takımlardan bir tanesi ki kaliteli oyuncu grubuna sahip. Orada da etkili oyuncular var yani böyle sürpriz yapabilecek. Harmanlanmış da bir kadrosu bu arada Kulüp Brugge'nin. Genç ve aynı şekilde tecrübeli oyuncuların bir arada olduğu. Beşiktaş'ın son maçı yani Trabzonspor maçı benim son bir yıl içerisinde demeyeyim de bir yıl çünkü Valerian İsmail'e tekabül ediyor aşağı yukarı. Şenol Hoca dönemindeki en kötü maçıydı. Net en kötü maçı. Yani evet. Hani bazı maçlarda bu sezonda sayabilirim rahatlıkla. Geçtiğimiz sezonda böyle arada mesela 25-30 dakikalık çok kötü oynadığı maçlar vardı Beşiktaş'ın. Ya da ilk devreyi kötü oynadı ama ikinci devre çok ayrı oynadı. Ama bu maçın ben çok fazla böyle anlamını da bulamıyorum. Yani neden 90 dakika boyunca kötü oynadı? Çünkü Trabzonspor'a karşı Trabzonspor'un oyunu da burada. Tabii onda. Ayrı yani övmek gerekiyor bir yerde. Çünkü kendi teknik adam açısından düşünelim. Kendi sahasında bekleyen taraf oldu maçın başında. Kolay bir şey değil. Trabzonspor'sunuz, evinizde oynuyorsunuz ve rakibinizi bekliyorsunuz. Bu yeri geldiğinde ki genellikle böyle olur. Kabullenilmeyen bir durumdur. Özellikle dört büyükler için kendi sahanda beklemek. Ama bir oyun planı uyguladı ve tuttu. Bu tuttuğu için işin sonunda 3-0'lık galibiyette kimse bunu sorgulamaz. aksi durumda hep sorgulanır. Ama işte sonuç itibariyle kazanmak için oynuyorsunuz, tabela için oynuyorsunuz bu oyunu. Burada doğruyu yapan, Trabzonspor Beşiktaş maçında doğruyu yapan taraf baştan sonra Trabzonspor olduğu gibi görünüyor. Beşiktaş'ın oyununda değişmesi gereken şeyler var mı? Oyuncular itibariyle var olan noktalar bulunuyor. Yani savunmada Masuaku'nun yokluğu çok derinden hissedildi. Orada ideal bir dörtlüye koşması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu sezon kadro planlamasında benim aklıma soru işareti bırakan en önemli ikisi stoperdi. Bailey transferi yapıldıktan sonra da stoper, yani değişen bir şey yok. Çünkü Ocak ayı geldiğinde 3 stoperin de Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdiğini göreceğiz muhtemelen ki. Üçü de çağrılan oyuncular. Omar Koley, Amartey ve Eric Bailey. Sakatlıkları olmadığı sürece üçü de çağrılan oyuncu. Şimdi bu durumda Beşiktaş'ta lige dönüyorsunuz. Necip Uysal. Necip sezon başından bu yana bu arada savunma hattında düşündüğümüz zaman ayakta kalan isimlerden, iyi oynayan oyunculardan, ayakta kalan da demeyeyim. Gerçekten iyi oynadı stoperde. Trabzonspor maçına kadar diyebiliriz. Trabzonspor maçında da bu arada Koley'den daha iyiydi. Koley hücumda daha verimli. Santrfor'da Aboubakar oynamayacaksa Koley'i tercih ederim. Net söylüyorum yani. Koley'den daha iyi bir savunma performansı vardı. Ama Beşiktaş hala ligin bu evresine geldik. Kaç gün geçti. Tamam, Amartey'in sakatlığı var. Belinde ağrıları vardı. Eric Bailey hazır olmayan oyuncuydu. Yani daha hazır ve Afrikalı olmayan bir tercih mi yapması gerekiyordu acaba? Yani Ocak ayı geldiğinde yine Beşiktaş bu savunma durumuyla nasıl baş edecek? Destek vereyim. Geçen sezon puan kaybettiği maçlar, eksik olduğu maçlar. Ya Cenk yok, ya Amir Hacıahmetoviç yok. İlk 11'inin ana parçalarından bir ya da iki ismi eksik. İşte Trabzonspor maçında berabere kaldı. Sivasspor maçı yanlışım yoksa puan kaybetti. Antalyaspor maçında... Son mağlubiyeti Sivasspor'du. Amir Hacıahmetoviç'in oynadığı ilk maçta, ama ideal orta saha yoktu o maçta. Antalyaspor mücadelesinde de transfer tescili yapılmadığı için bazı oyuncular oynamamıştı. O yüzden burada da yine Masuaku yok, Aboubakar yok. Beşiktaş kadrosunu konuşurken anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Yani ideal 11 evet gayet iyi, ancak o 11'den bir ya da iki ana parça eksik olunca ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Puan kaybına çok müsait bir takım. O yüzden de aynı fikirdeyim. Afrika Uluslar Kupası dönemi Beşiktaş açısından bence çok zor geçecek. En azından görüntü o yönde. Bir de Fenerbahçe maçına mı denk geliyor? Fikstüre hiç bakmadım. Sanki. Yani Yusuf daha iyi biliyor. Fikstürü net bir şekilde hatırlamıyorum ama ben hafta hafta bakıyorum fikstüre. Olması sanki gerekiyor, var yani. Orada kaçıracak oyuncular. O zaman sıkıntı. Yani Fenerbahçe açısından Ciku var sadece. Yani orada işte beklenti Tayyip Talha Sanuç'un dönüşü. Tayyip Talha nasıl dönecek tabii bilmiyorsunuz. Çapraz bağ sakatlığı geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Kolay olmayacak. Yani en azından bunu gösteriyor bize. Onun dışında Beşiktaş'ın şu an mevcuttaki sıkıntılarından bir tanesi şu. Evet, çok iyi bir ideali var 11 itibariyle, ama bu idealin dışında kalan oyuncular hazır değil. Hazır değil diyorsun. Hala mesela geçen sene de bunu yedek ile ilgili ciddi sıkıntısı var diye Beşiktaş'ın ben kadrosunda sayıca hazır bir eksi olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Sayısal olarak bir eksi olduğunu düşünmüyorum. Peki hazır mı değil, yoksa kalite olarak... Yani nitelik olarak da düşük mü diyorsun? Çünkü geçen sene de bundan şikayet ediliyordu. Sayı değil bir tek. Nitelik, hani yerine giren oyuncu dolduramıyor diye konuşuyorduk. Mesela sol bek. Şimdi de aynen. Şimdi de mesela bu kadar hani transfere rağmen bu mu var sence? Bir tek kalite olarak, hazırlık olarak söylemeyelim. Stoper hattında mesela Amartey'den sonra tercih edilen oyuncunun ben Eric Bailey dışında bir oyuncu olmasını beklerdim. Öyle söyleyebilirim. Sebep şu. Eric Bailey çok iyi bir kariyere sahip. Oynadığı takımları itibariyle. Villarreal'de şahane bir dönemi vardı. Ki 1,5 yılda Manchester United'da transfer yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Manchester dönemi de çok iyi başladı. Hatta bu arada Beşiktaş transfer ettikten sonra Manchester taraftarları böyle gittiği için hani bayram havası falan estirmiyordu Eric Bailey'nin arkasından. Tam aksine keşke bu sakatlıkları yaşamasaydı yorumlarını ben çok fazla gördüm. Bu haberleri yapıp İngiltere, benim haberlerimle İngiltere'de paylaşıldığında altındaki yorumları takip ettim, bunları gördüm. Ama o sonuçta son yıllarda süresi azalan, forma süresi azalan, sahada kalma süresi azalan, fiziksel eksiklikleri olan oyuncudan bahsediyoruz. Orta sahaya geliyoruz. Chamberlain serbest statüde bir oyuncuydu. Kamp dönemi geçirmedi, maç oynamadı. Şimdi burada maçlara çıkması gerekiyor. İşte milli ara bir hazırlık maçı organize edildi. Değil mi? Evet, Karagümrük maçı değil mi? Yoktu. Oynamadı ki. Antrenman maçında oynadı. Bailey'de 45 dakika oynadı galiba değil mi? 43 maçta. Dakika. Sonda bir pozisyonda böyle bir darbe almış. Kenara gelmiş. Kontrol, sonra bir dakika kalınca zaten ikinci devreye geçiliyormuş. Tekrar girmemiş. Şimdi Chamberlain'in böyle bir durumu var. Ante Rebic keza aynı şekilde. Ante Rebic kamp döneminde bir kamp geçirdi. Sonra Amerika kampına Milan'ın götürülmemişti. Orada maç eksiği olan oyuncu. Yoksa ben Ante Rebic'in göründüğü kadar kötü performans vereceğini ilerleyen dönemde düşünmüyorum bu arada. Yeri geldiğinde oyuna etki edecektir. Ama bugünkü görüntüsü itibariyle saydığımız isimler, yani o ana planda olmayanların yerine girebilecek isimlerde hep bir eksiklikten bahsediyoruz. Bak, hazır olmayan bir oyuncu grubuna, yeni transferler itibariyle bak. En hazır oyuncu Beşiktaş'ın kim geldi? Jin Onana. O da oynatılmıyor. Şimdi fikstürü var. Beşiktaş'ın 11 Ocak'ta başlıyor şampiyona ve Şubat ortası sona eriyor. 14'üm, 15'im sona eriyor. Şöyle bakıyoruz, ben yanlış hatırlıyormuşum, orada derbi yok. Trabzonspor maçı var. Evet. Ama yani çok yakın zamanda da bir Galatasaray yani şöyle, maçı oynayacak. Yani ama 3 tane üst üste çok... Kayseri maçı zor, Trabzon maçı zor, Adana Demirspor... Yani eksikler itibariyle söylüyorum. Adana Demirspor maçı zor. Tabii o dönemdeki takımları da görmek lazım. Çünkü transferden çıkacaklar. Hangi takım düşüş yaşayacak? Bu şimdiden tahmin etmek çok mümkün değil. Bugünkü form durumuyla alakalı söyleyelim. Karagümrük maçı da kolay bir maç olmayacaktır. Yani bu kadar eksik, bu kadar riskli bir transfer dönemine hiç gerek yoktu Beşiktaş'ta. Ama yapıldı ve bundan sonrası da hoca da kabul etti. Orada hani şey de, hani yönetime eleştiriyi söylerken aynı zamanda hoca da kabul etti bu transferi. Şey diyebilirdi, hayır ben Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyecek oyuncu istiyorum diyebilirdi. Söyledi bu arada. Söyledi ve alınmadıysa o zaman çok ciddi sorun var. Şöyle söyledi. Tercihimiz elbette ilk stoper için en son. Tercihimiz Afrikalı olmaması. Evet, basın toplantısında söylemişti. Ama mecbur kalırsak, yani en son hani olmazsa, ekonomik şartlara uymazsa bir başka. Özellikle hatta Amartey gelmeden önce bu açıklamayı yapmıştı. Amartey'den sonra söyledi. İkinci stoper için aslında söyledi bunu. İkinci stoper için söyledi. Orada mesela Nino. Çok, bence çok iyi bir transfer olurdu Beşiktaş'a. 1 milyon euro fark nedeniyle alınmadığı doğru mu? Böyle bir şey okudum. Nino'nun sebebi, Nino'nun parasının büyük bir bölümünü en sonunda, ilk etapta 7 milyon euroya peşin istiyordu çıkış maddesini. 7 milyon euroya getirip alabilirsiniz. İkinci pazarlık süreçleri o yüzden uzadı, son güne kaldı. Paranın büyük bölümünü Fluminense peşin olarak istiyordu. Sebep bu. Okey. Yani 7 milyon euronun büyük bölümü peşin. Ben de Nino'yu tercih ederdim açıkçası. Ya tabii ki ben ya de. Onana'ya 4 milyon euro verip oynatmayacağına Nino'ya 7 milyon euro peşin verebilirdim. Burak Bey yazmış, Beşiktaş hiç zorlanmadan kazanacaktır diye düşünüyorum. Yoğun bir fikstür var fakat bunu fırsata da dönüştürebilir. Şenol Hoca şu an alınan 2-3 galibiyet bambaşka bir havaya sokabilir takımı diyor. Başlangıçta Bruges maçı olacaktır bence de. Bruges maçı için söyleyeyim. Beşiktaş'ın şu andaki fikstürü de acayip. Tartışmam. Beşiktaş'ın 11'e hazırsa her maçı kazanabilecek kapasitede bir takım. Evet. Hazır değilse sıkıntı var. Yani bu şey değil, yani klişe olarak algılamayın. Gerçekten Beşiktaş'ın 11'inin hazır olması lazım. Diğer takımlar için aynı şey geçerli olmuyor. Onlar biraz daha alternatiflerde idare ediyor. Not aldım, başka sorular var. Bir şey söyleyeceksin. Ben Beşiktaş'ın fikstürüyle ilgili bir şey söyleyeyim mi? 19 günlük fikstürü başladı Trabzonspor maçıyla. Deplasmandı. Brüjit deplasman 21 Eylül. 24 Eylül Kayserispor içeride. 27 Eylül Adana Demirspor deplasman. 1 Ekim Konyaspor deplasman. 5 Ekim İsviçre burada Lugano ile oynayacak. Evet. Yani burada 4 tane deplasmanına bakıyoruz. Trabzonspor, Brüj, Adana Demirspor, Konyaspor. Şimdi mevcut kadroyu burada hazır tutmak, o rotasyonu sağlamak kolay olmayacak. Şu fikstür de sert bir fikstür yalnız. Kolay bir fikstür değil. Evet, kolay. Tamamen Galatasaray deplasmanından itibaren çok, yani Antep maçını saymıyorum şu anki haliyle. Ama Antalyaspor kolay bir takım değil. Başakşehir toparlanıyor. Çağdaş Hoca ile daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Samsun o zamana kadar oyun alışkanlığını elde edecektir. Ankaragücü çok sert takım. Fenerbahçe derbi. Ben şöyle düşünüyorum ama bu fikstürle ilgili o tarihlere kadar en azından bugün eksikliğini saydığımız isimler işte kim? Eric Bailly, Daniel Amartey, daha hazır Chamberlain, Ante Rebic, bunları Cenk Tosun, Raşit Gezzal, onları da sayalım. Yeni transfer gözüyle bakabiliriz Raşit Gezzal'a. Bu 6 oyuncunun o döneme kadar daha hazır hale geldiğinde ki bayağı Ekim-Kasım ayından bahsediyoruz. Beşiktaş'ta oyunun da en azından giren çıkan dengesini değişeceğini düşünüyorum ki geçtiğimiz sezonda temelde yaşadığı problem giren çıkan dengesizliğiydi. Yani oyundan çıkanın yerine giren dolduramıyordu. Bu sezonun da başlangıcında kanatlarda Onur Bulut oynamak zorunda kaldı. Muleka, Onur Bulut. Çıkan oyuncunun yerini yedek kulübesinden gelen bir türlü dolduramıyordu. Hatta Sivasspor maçını 2-0 kazandığında da Beşiktaş yani son yarım saat bir sürü pozisyon verdi. Yani sürekli olarak bu rotasyondan gelen, yedek kulübesine gelen oyuncuların ilk 11'deki oyuncular kadar katkı verememesinin problemi yaşanıyordu. Ama o tarihlerde en azından bu oyuncuların hazır hale geleceğini net olarak düşünüyorum. Gezzal'ın bu kadroya girmesi, Chamberlain'in kadroya girmesi, Rebic'in daha iyi hale gelip bir de stoper tandeminin oluşması Beşiktaş'ın oyununu geliştirir. Peki bir kısmını gördünüz, ben kimim gelsin mi artık? Hemen cevap veriyoruz. Galatasaray'la ilgili bir soru var, onu da sonra soracağım. Bir 11 çıkarmanızı istemiş izleyicimiz. Güzel soru çünkü. Ondan önce bir ben kimim, evet geldi. UNESCO tarafından miras listesine alınan bir şehirde doğdum. Kariyerimdeki ilk ve tek kupamı Rusya'da kazandım. İlerleyen yıllarda Udogi'den epey söz edeceğiz. Süper Lig'de son maçıma Antalyaspor karşısına çıktım. Real Madrid'i deplasmanda yendiğimiz maçı unutmam mümkün değil. Ben kimim? İlk ve tek kupa Rusya'da. Udogi, Süper Lig'de son maç Antalya karşısına Real Madrid deplasmanda. Amokachi. UNESCO Dünya Miras Listesi. İyi, önce görmeleri çok bir şey ifade etmemiş ya. Rusya. Göremedik ki. Zaten yani Rusya'da kazandı UNESCO. Bunları gördük. Udogi. Çok çağrışım yapmayan bir soru oldu bende. Bence de. Miras listesi. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi bu oyuncu Rus olsa. Sankt Petersburg'da doğmuş olsa gerek. Sankt Petersburg'da olsa. Zenit kadrosu olsa. Antalyaspor'a karşı sahaya çıkan bir Rus Zenitli. Melike şu an çok mutlu, kesin değil böyle işte. Yanlış gidiyoruz, değiştirelim direkt başka bir yer. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Yazın. Süper Lig'de son maçını Antalyaspor. Hemen Ayşe'nin yazın hemen. Değil. Geçen sezon olmayabilir ama. Olabilir mi geçen sezon? Efendim? Şimdi geçen sezon kim Antalya ile oynadı acaba diye düşünüyorum da. Neustadter. Geçen sezon değil abi, belki Süper Lig'de son maçına 2004 yılında çıkmıştı. Şimdi Real Madrid deplasmanında yendiğiniz maçı unutmam mümkün değil. Real Madrid deplasmanında kim yendi? Şahtar mı yenmişti? Şahtar yendi. Geçen sezon 2 kere. Evet. Şerif. Emre Şener, sizi tebrik ediyorum. Szymanski değil. Tete mi? Efendim? Tete mi? Hayır. Udogi'den nasıl söz edebiliriz? Udogi'den böyle söz edebiliriz. Bir yerde oynamıştır yani. Böyle söz İlerleyen yıllarda epey söz edeceğiz diyor da. Şu an Tottenham'da. Gerçekten. Şu an Tottenham'da ama önce neredeydi? İşte son maçım Antalyaspor karşı Süper Lig'de oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Abi Rusya'dan. Süper Lig'de oynamış ve Real Madrid deplasmana yenmiş. Kariyerinde ilk ve tek kupasını Rusya'da almış. Orada Real Madrid deplasmana yenen herhalde geçen sezon hala oynuyor mu şu an bu oyuncu? Şu an bu oyuncu hala oynuyor. Rusya dedik de Shakhtar Ukrayna takımı. Rusya'dan Zenit ya da ne düşünebilir? Söyleyeyim ben. Bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncu Rubin Kazan'dan. Bu oyuncu Rubin Kazan'dan. Evet. Değil. Nasıl değil ya? Rubin Barcelona'yı mı yenmişti? Evet, Barcelona'ya yendi ya. Bir an gaza geldim bak. Bu oyuncu. Şahtar yendi ya. Hadi Şahtar bakalım. Ukrayna takımı ya. Bu oyuncu. Tamam olabilir abi. Yani Rus Rusya'da değil. Kazandı ya, Rusya'ya odaklanmamız lazım. Tamam Rus değilmiş abi. Adam. Bu tamam, oyuncu Rus değil. Rus değil. Rusya'da kazandıysa Zenit'in kadrosundan bir oyuncu düşüneceğim. Düşün bakalım. Rus değil. Bu futbolcunun. Spartak Moskovalı olabilir. Bu futbolcunun. Evet. Zenit'i yok. Tamam, Spartak ya da Dinamo Moskova. Wagner'la. Abi denedim yani şansım. Saat etkili bir saniye. Efektler bunlar. Spartak Moskova kadrosu. Niye Spartak? CSKA'da olabilir abi. CSKA'da olabilir tabii. Bir saniye ya. Aktif bir futbolcu soruyoruz. Evet. Bu futbolcu Avrupalı mı? Bu futbolcu... Avrupalı. Bu futbolcu Portekizli olabilir değil. Mi? Avrupalı değil abi bak. Söylesem Brezilyalı bu yani. Abi. Brezilyalı. Geliyor. O yüzden Wagner Love dedim. Hmm. Wagner Love değil. Galatasaray'da oynadı. Bu futbolcunun. Galatasaray'ı yok. Galatasaray'ı tamam. Yok. Wagner Love değil abi. Joe. Galatasaray'da oynamamış. Oynamamış. Joe değil o zaman. Bu futbolcunun kendi ülkesi dışında Rusya'sı var. Bir de Türkiye dışında oynadığı o diğer ülke. Evet. İpucuna bak, şeyden daha zor, soruyu daha zor hale getirdi. Diğer ülke. Udugi ile oynuyordu o takımda, öyle söyleyeyim. Yani hiçbir ipucu vermemiş o da aslında. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le 2 maç yaptılar. Tamam Şahtar abi. 2 maçı da kazandılar. Şahtar. Ve gol dahi yemediler. Şahtar. Bu futbolcunun Şaktar'ı yok. Yok. Gol dahi yemediler. 2 maç oynadılar. İkisinde kazandılar Real Madrid'e karşı. 2018-2019 sezonu. Bir saniye. 2018-19. Ne desem ya, ipucu bulamıyorum şimdi. Bir dakika ya. Real Madrid'e 2 maçta yenen... Kendi ülkesi neresi acaba? Nijerya mı? Kendi ülkesi derken. Brezilya diye düşündüm ben. Ne yapalım, sabaha kadar bilemesinler mi? Allah Allah, Reşide bana kızıyor ipucu veriyorum kendi diye. Kendi ülkesi neresi ne demek? Hangi oyuncunun? Bu şu an ben kimimdeki oyuncunun mu? Evet, sen Udogi sandın. Udogi Nijerya, evet, tamam. Evet. Sorduğumuz futbolcu adını söyleyecekti. Brezilyalı olarak görüyorum dur şu an. Ben şu an direkt CSK, Spartak kadrolarını düşünmeye çalışıyorum. Avrupası yok dedi oyuncunun. Var. Var var. Hayır, Avrupalı değil dedim. Avrupalı oyuncu. Değil. Güney Amerikalı olsa, ki Güney Amerikalı olmak zorunda da değil. Yani Bahtiyar Zaynettin o. Artık yani. Bir belirgin bir ipucu vermem lazım. Dur. Bir saniye. Verme verme. Ama çok üzüleceksiniz bilemeyince. Değil mi? Nakulma. Yok abi. Güney Amerikalı bu oyuncu ya. Belli. Bu futbolcu Brezilyalı. Brezilyalı söylüyorum. Brezilyalı yani bilseler şimdiye kadar bilirlerdi. Brezilyalı olduğu ihtimalini düşündüler çünkü. Gelmedi akıllarına. Bu futbolcu Brezilyalı. Brezilya dışında Rusya'sı var. Tamam. Türkiye'si tamam. Var. Tamam. Bir de... Bundesliga'sı var. İtalya'sı var. Luis Adriano mu? Hayır. Değil. Luis Adriano olamaz zaten. Antalyaspor'da oynadı. Ve... Ne yapalım, sabaha kadar burada mı durun? Daha fotoğraflarımız var. Brezilyalı, Süper Lig'de oynamış, Rusya'da oynamış, İtalya'da oynamış. Ve İtalya'daki takımından... Udogi'de oynamış. Sonra da Türkiye'ye geldi. İtalya'dan Türkiye'ye gelen Brezilyalı ve Antalyaspor'a karşı çıktı son maçına. Geliyor bence. Yok, dur. İkinizden birinden geliyor. Rusya'da... Bütün ipuçları şu an bambaşka yerlere... götürdüm. Şu anda doğru gözüm. Ben hala Real Madrid'i 2 maçta yenen takımı arıyorum ya, kafamda. Son Antalya ile son maç yapan takım Süper Lig takımı. Ya Beşiktaş'ta Galatasaray kim Antalya ile oynadı en son Süper Lig'de bu hafta? Ha, bu hafta. Saat 1.30 artık hatta. Hala Süper Lig'de mi oynuyor? Evet. Abi bir şey söyleyeceğim ben. Ama ben söyledim. Son maçıma 2018'de 2015'te falan çıktı zannediyorum. Son maçıma abi bir şey söyle. Süper Lig'de son maçıma diyor abi. Evet hadi cevabı ver. Şu an benim toparlamaya çalışıyorum. Antalyaspor'un kadrosundaki Brezilyalılar. Yok Antalyaspor'a karşı oynamış abi. Antalyaspor'a son maçı en son kim oynadı Antalyaspor'la? Galatasaray. Hayır. Hayır abi. Hayır pardon Samsunspor Galatasaray. İyice dağıttınız bizi bir dakika ya. Antalya Fenerbahçe oynadı. Ben gidiyorum. Kadrosundaki Brezilyalı Fred. Hayır. Başka kim var? Tamam abi. Bekao. Ya. İyice dağıldık biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Real Madrid'i deplasmanda yendikleri takım hangisi? Gerçi sen orayı kaçırdım. Hala oradayım. CSKA Moskova ve bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir soru ancak bu kadar. Hiçbir yere varamazdı ya bizim. Böyle sorulabilir hayır, bir şey yani. Hiç tartışma bileme yani bildik mi bilemedik ama önemli bildin, değil. Canım, bildin. Süper Lig'de son maçım Antalyaspor karşısına çıktı. Yanlış bir cevap mı? Meaning yani anlamı son maçına çıkmış abi. Tamam. Yani Süper Lig'de son maçıma çıktım yani bitmiş en artık. Son. Bu sefer ben şöyle bakıyorum hani gelmiş buraya oynamış son maçına Antalyaspor karşısına çıkmış. O yüzden deminden beri Süper Lig'de daha önce oynamış. Evet. Bu anlama geliyor yani. Kusura, hani yanlış anlamasın. Sevgili Yusuf ama. Çıkıyor bence. Lütfen. O zaman bir dahaki sefere. Ama ben yeterince size böyle bir ipucu verdim. Eğer... Dedim ki İtalya'dan Türkiye'ye geldi. Yok hiç kabul etmiyorum. Tamam. Süper Lig'de son maçıma Antalyaspor karşısına çıktım. Cümlesi şaşırtıcı. Konuk her zaman haklıdır. Teşekkür ederim. O yüzden fotoğrafımız gelsin. Ben Rubin Kazan'a falan gittim. Ben başka yerde oynayan oyuncu arıyorum deminden beri. Ben de Rubin Kazan'a falan gittim. Bir ara böyle çok iyilerde Avrupa'da Barcelona'ya yenmişlerdi gerçi. Onu yanlış Ceska'nın yendiğini hatırlamıyorum. Aktifte dedik ama neyse siz haklısınız. Aktif ama başka ligde. Hadi tanı beni. İlk fotoğraf gelsin lütfen. Kesin başka formalarla yine. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Sırayla mı? Donk. Hayır. Lens. Heh böyle. Çok iyi bildiğiniz bir isim. Andre Ayew. Yabancı. Jordan Ayew. Abedi Pöle babaları. Yabancı. Nasıl forma ne forması ya? Tottenham forması falan olabilir mi? Endombele olabilir mi? Yok bu formaları genelde altyapısına oynadığı takımlardan seçiyorlar artık. Formadan bulamazsınız bence. Geçen bir tane futbolcu çıktı. O takımda oynadığını bilen 4 kişi vardır dünyada. 3'ü zaten ailesindendir. Gündemdeki isimlerden söyleyeyim. Onu aşıyor. Şu an Türkiye'de olan bir oyuncusu var. Öyle mi? Tamam. Kestiremedim. Normalde böyle tribün yani oradan yani bir Türkiye'ye şey alıyor. Hiçbir anlaşma. Memphis Depay da değil. Martial. Hayır. Vinicius Junior. Hayır. Neymar. Hayır. Rodrigo. Hayır. Hepsini söyleyelim. Kolo Muani. Hayır. Marcus Thuram. Hayır. Ousmane Dembele. Hayır. Efendim, formadan da çıkaramıyorum. Bir Brezilyalı. Ya. Brezilyalı. Rodrigo. Onu hayır. Hayır. Premier Lig'de. Premier Lig'de Brezilyalı. Joao Pedro. Hayır. Richarlison. Hayır. Zaten sarı kafa olurdu. Ya, forma... Newcastle forması da değil o. Hayır. Öndeki şeyden kestirmeye çalışıyorum da. Bruno Guimaraes demeyecektik herhalde değil mi? Şimdi benzemiyor çünkü. Yok. Uzaktan da iyi benzemiyor. Joelinton. Gabriel Jesus. Evet. Abi forma hangi forma? Forma gerçekten ya. Ben de yani ne yani? Anlayamadım. City'nin en City olmayan forması. City ile alakası olmayan bir forma. Peki ikinci fotoğraf geliyor. Bu kim? Bunu da Marcus Thuram olabilir mi? Hayır. Jonathan David. Lille forması Jonathan David. Hayır. Moussa Sow. Hayır. Kolo Muani. Hayır. Lille formasına benzettiğim için Osimhen. Oradan devam edeceğim. Jonathan Bamba. Osimhen. Nicola Pepe. Osimhen de mi değil? Evet. Pepe. Nicola Pepe. Tamam. Lille forması abi. Bravo. Başka var mı? Son fotoğrafımız geliyor. Gözleri kısıyoruz. Gözleri kısınca daha iyi mi görünüyor? Evet, daha iyi benzetiyoruz mu? Böyle. Forma... Shelby olabilir mi? Jonjo Shelby. Wow. Evet. İşte saç olmadığı için değil mi? Güzel. Fulham forması, Swansea forması değil mi bu? Swansea forması. Bravo. Yakışır bir final oldu. Ya şimdi golü koklayacağız ama ben kimin de söylemiştim ya. Şimdi Galatasaray dağıldığımız için üçlü savunma yaparsa nasıl bir 11 olur diye bir soru gelmişti. Not aldım. Çok hızlıca tahmin ediyoruz. Özellikle kendileri merak ediyorlar muhtemelen. Bir şöyle hızlıca. Savunma oynayacaksa da 3-4-3 oynamamasını tavsiye isterim. Tavsiye yani. Okan buraya vermeyeyim de. Yani tercihen görmek istemezdim 3-4-3 takımda. Herhalde Davinson Sanchez, Nelson, Abdülkerim, sağda Boye, solda Angelinho. Şampiyonlar Ligi maçından bahsediyoruz değil mi? Evet. Önde Torreira, yanına koyacağın adam çok önemli. Ndombele bu fizikte biraz zor ama Ndombele koyulacaktır muhtemelen. Sağda Ziyech, solda Kerem, önde Icardi oynayacak. Mantıken öyle. Ben olsam öyle oynamazdım. Şu an oynamayacak kesin. Denemeden... Denemeyecekti şu an. Şu anda. İlerleyen dönemde... Tamamen oyuncular hazır olduktan sonra. İlerleyen dönemde belki. Ndombele hazır olduktan sonra. Evet. İlerleyen dönemde belki dener. Çünkü kolay değil. Hele sezon içerisinde bunu değiştirmek ve dönüştürmek hiç kolay değil. Genellikle kamp dönemlerinde ya da işte o sezon hedefi bitmiş takımlarda yeni bir teknik direktör geldiğini denemeye başlar. Ki üçlü savunma, hadi yarın sabah kalktık, dörtlüden üçlüye geçelim. Yani hiç yapılacak bir şey değil. Zaten ben bunları aynı şekilde söylediğimde bazıları eleştirmişti. Yani niye oynamasın, işte kadro ona müsait. Okan Hoca da söyledi. Üçlü savunma çok fazla tekrar ve ısrar gerektirir. Galatasaray'ın hiç tekrarı yok. Tekrar yapacak periyodu da yok bence. Bir de daha önce hiç oynamamış oyuncular. Yani evet. Davinson Sanchez geldi ama bu savunmayla oynamadı. Yani bunu en iyi ihtimalle... tahmini olarak söylüyorum. Ara transfer dönemi, yani ara dönemdeki kamp döneminde falan böyle belki deneyip sezonun ikinci yarısına kalır diyorsun. Oynayacaksa Ndombele'nin bayağı bir toparlaması Peki lazım. O zaman golü koklayacağız. Ya şimdi hesabını evet, şimdi birazdan soracağım. Biz burada program çıkışında bir hesaplaşma oluyor editörümüz Yusuf'la. Abi Rui Costa'ya yakışıklı denli burada çekiliyorum. Evet, unutulmayacak, karizmatik ve yakışıklı gibi bir şey de vardı orada galiba. Etkileyici mi bir şey vardı bir ün. Gerçekten. Yani zevkler ve renkler tabii ki. Tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu geceyi de noktaladık. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.